İyi akşamlar değerciler. Pazar akşamı Teke Tek Özel'de duyurduğumuz gibi bu akşam ilginç bir konuğumuz var. Televizyonlarda pek görmeye alışık olmadığınız ekranlardan genelde uzak durmaya gayret gösteren ama Türkiye'de hemen hemen herkesin tanıdığı ilginç bir isim. Türk kamuoyunu her zaman şaşırtmış bir isim. Kendisini yakından tanıyorsunuz. Ahmet Mahmut Ünlü deyince garip gelebilir ama Cübbeli Ahmet Hoca deyince hepiniz daha iyi tanıyacaksınız. Bu akşam konuğumuz Cübbeli Ahmet Hoca. Kendisiyle cemaatini, amaçlarını, sözlerini, tartışılan sözlerini, tartışılmayan sözlerini, cemaatteki liderlik yarışını ve diğer cemaatlerle ya da bir takım cemaatimsi kişilerle, kendine cemaat oluşturmaya çalışan kişilerle girdikleri tartışmaları, kısacası her şeyi konuşmaya çalışacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi merak ettiğim bir şey var, bunu sormadan edemeyeceğim. Siz televizyondan hep uzak durdunuz ve pek televizyonlara çıkma yönünde hareket etmediniz. Teke teke gelmeyi niye kabul ettiniz? Ben yani gelir misiniz diye size söylediğimde büyük ihtimalle gelmez diye düşünüyordum sorduğumda. Ancak sizden bir evet cevabı, gelirim cevabı geldi. Ve böyle bir ön pazarlık yapmadan, şu olsun bu olsun demeden kalkıp geldiniz. Doğrusu şaşırdım. Büyük ihtimalle izleyenler de şaşırmışlardır Cübbeli Ahmet Hoca'nın Teke Tek'te ne işi var diye. Nereden aklınıza geldi benim teklifimi kabul etmek? Efendim, tabii bizim de takiplerimiz doğrultusunda sizin sözünüzde durduğunuz, tabii biz bir şart koşmadık ama burada bir dobralık, bir mertlik, bir efendim açık, şeffaflık, netlik mülahaza ettik. Yani bizim de tabii kendimize göre bir ferazetimiz veya bir düşünce tarzımız var. Buna binaen tabii Allah'a da güvenerek, sığınarak bir çekindiğimiz bir şey de olmadığı için siz de bize ne sorarsanız bilebildiğimiz kadarıyla cevabını vermeyi düşünerek geldik. Çünkü aksi takdirde tabii hakkımızda yazılan, çizilen, seven, söven dolu şeyler vuku buluyor. Bunlardan sıkıntı duymuyoruz, rahatsızlık duymuyoruz ama insanlar doğru da bir meselenin doğru yönünü anlamalar için bazı meseleler internette kaç sene evvel sual cevap yapılmış. Özel bir kişinin sorusu tabii ama biz bunu böyle düşünemedik. İşte medyatik olacak, herkes yazarlar, köşe yazarları yorum yapacak. Bunları da düşünemedik. Şimdi bunlar olunca bu gibi şeylerde de bazen kısa konuşmaktan, o adama cevabı anlatacak kadar konuşmaktan dolayı diğerlerine ihamlar olmuş. İşte şu mana çıkar mı, bu mana çıkarılır mı diye. Buradan tabii aleyhte konuşmaya malzeme arayanlar falan olmuş. Bundan dolayı düşündük ki siz rahatlıkla sorun. Biz de ne düşünüyorsak cevap verelim, ne biliyorsak. Şimdi burada düşünceyle de olmaz. İlim üzere biliyorsak, bilmediğimize de bilmiyorum deme erdemini göstermemiz lazım. Bir konu sorarsınız, bilemeyebiliriz. Çünkü la adri nisful ilim, hadiste diyor bilmiyorum diyebilmek ilmin yarısıdır. Biz tabii böyle ne sorarsanız sorun her şeyi biliyoruz din adına, iman adına. Yok öyle şeyler sormayacağım. Yok yok böyle bir iddiamız da olmaz. Ve lakin demek ki sizi yani bu noktada şeffaf bulduk diyelim. Öyle anladık, öyle düşündük. Ve inşallah mahcup olmayacağımıza da İnşallah program süresinde bu şeffaflık karşılıklı olarak sürer. Şimdi Türk kamuoyunun hakikaten son yıllarda medya üzerinden çok tartıştığı isimlerden birisiniz ama ben doğrusu isterseniz en basit sorularla başlamak istiyorum. Bir Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? Yani siz niye bugün ve yıllardır, çünkü bildiğim kadar yaşınız genç, kaç yaşındasınız? 45 oldum. 45 oldunuz. Hemen hemen aynı yaştayız. Ama yıllardır Cübbeli Ahmet Hoca, yani ne sizi birdenbire böyle öne çıkardı? Yani şimdi cemaatte büyük bir kalabalık var, pek çok insan var. Sizin yani ilminize yakın, uzak bir takım başka insanlar da var. Niye Cübbeli Ahmet Hoca öne çıktı ve niye Cübbeli Ahmet Hoca tartışıyor da başkaları değil? Neydi sizi cemaatte öne taşıyan ve niye Cübbeli? Yani Cübbeli nereden geliyor? Şimdi Cübbeli şöyle, biz 6-7 yaşlarımızdayken şimdi Mahmud Efendi Üstadımız İsmail Ağa Camii'nin imamı. Babam da Görele'den, Yusuf Ünlü, Görele'den gelmişler. Çarşamba'da yerleşmişler. Onun da yaşı 70 küsurlarda. O da orada, o mahallede bulunuyor. Bizim evimiz caminin karşısında. İsmail Ağa Camii'nin karşısında? Karşısındayız. Babamın nikahını da Mahmud Efendi kıymış. Caminin de imamı olarak. Tabii resmi nikahtan sonra dini nikah da kıyılıyor. Bu dini nikah meselesinde Mahmud Efendi kıymış, işte duacı olmuş, herkese yaptığı gibi.
Sonra biz işte bir iki yaşlarımızdan beri Kundak'ta camiye götürülmeye başlamışız. Biz bunlara da tercihimiz yok. Yani kader bu. Süreç böyle gelişmiş. Aile ortamı. Aile ortamı. Dedem de Allah rahmet eylesin. O da Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatiydi. Cami cemaatiydi. Biz de ondan sonra tabii 6-7 yaşlarımızda orada bir Fahri Efendi hocamız vardı. Terzilik yapıyordu. Bu terzilik yanında 3 tane Ahmet, yani birkaç talebe vardı. Kur'an okuyoruz. 3 tane Ahmet olunca onlar da cübbe giymeyince bu da küçükten beri benim o eski küçüklük resimlerim de var cübbeli. Böyle bir özenmişim. Çocukluktan bir sevdirilmiş bu iş bana yani. Yani daha çocuk gelse cübbeli demişler. Çocukken cübbe, o şey ayırsın diye. Hangi Ahmet? Hangi Ahmet? Cübbeli Ahmet oldu. Bu kalışı buradandır. Çok yani başka bir şey yok. Hayır, derin bir hikayesi yok. Derin yani. Bir hikayesi. Sadece diğer çocuklar cübbe giymezken siz 4-5 yaşında cübbe giymeye başladığınız için. Ahmet de 3 olunca. 3 Ahmet olunca. 3 Ahmet oldu, evet. Hani futboldaki gibi işte Büyük Mehmet, Küçük Mehmet, Fuji Mehmet, siz de Cübbeli Ahmet. Cübbeli Ahmet öyle oldu yani. Onun için. Güzel bir şey. Ben de böyle daha derin bir anlamı vardır falan diye düşünüyorum. Peki yine benimki tamamen bu cemaat meselelerini bilmeyen sıradan bir Türk vatandaşı sorusu. İsmail Ağa cemaati nedir? Kimdir İsmail Ağa cemaati? Şimdi İsmail Ağa cemaati, yani cami zaten Diyanet'e bağlı bir camidir. Caminin adı budur. Cami yaptıran Şeyhülislam Hazretleri Osmanlı'da İsmail Ağa Mekke kadısıymış. Orada yatıyor. 5 Şeyhülislam yatıyor orada. Oğulları da Şeyhülislam'dır. Çok mübarek bir zattır İsmail Efendi Hazretleri. Bu İsmail Ağa lakabıyla bu cami kurulmuş. Sonra bu cami tabii benim babamın İstanbul'a ilk geldiği zamanlarda yıkıntıymış. İçinde insanlar, fakirler mesken tutmuş. Kubbe mubbe yıkık. O resimleri de var. Ali Haydar Efendi Hazretleri bu heyeti telifiye reisi, 4 mezhep müftüsü, padişahların son 4 sultanlara huzur hocalığı yapmış büyük bir zat. Hıskalı Ali Haydar bu farklı. Bu zat da orada ki civarında bulunan, o aşağıda İsmet Baba tekkesi var. O orada onun yeri o zaman. Civardaki camileri, yıkık camileri onarımla meşgul oluyorken bu arada yani Mahmud Efendi üstadımız Ofta köyünde hocalık yapmış. Çok genç yaşta başlamış. Çocukluğundan beri yani böyle hakikaten şalvar giyermiş, kendisini orada tanıyanlar, ekranları tabii 70-80'lik şimdi. Bu zat askerlik dönemi geliyor. Bu askerlik döneminde Bandırma'ya düşüyor. Hocası da Ofta olduğu için ondan ayrılmak için Hacı Dursun Efendi'ye bir hocası var. O da dersam Fatih, müciz dersamı. Oradan Bandırma, işte kader onda sevk, hep sevk. İlahi sevkler, hiçbir plan program yok. O Bandırma'ya askerliğe düşünce bu Ali Haydar Efendi Fatih'te fakat 100 küsur yaşlarında o zaman ayakları tutmuyor. Bu mübarek zatın şeyhi Bandırma'da yatıyor. Ali Rıza Bezzaz Hazretleri diye onun üstadı. Osmanlı bunlar. O zat 40 sene evvel o zaman vefat etmiş. O onun rüyasına geliyor. Diyor ki Bandırma'da bir asker var. Bu emanetimdir. Sana bunu teslim al. Bunun kıssası mütevatirdir. Bunu herkes böyle bilir. Başka da bir şey yok. Çünkü tanışmalarının sebebi. Bu sefer Ali Haydar Efendi kalkıyor. Efendim dizleri tutmaz halde vapurun vaktinden evvel geliyor. Emir almış üstadından rüyada diye. Maneviyatta bunlar önemlidir. Bu sefer kalkıyor, geliyor. Bandırma'da işte bir asker diye, isim yok, bir asker aranıyor. Fakat bu Mahmud Efendi üstadımız da gittiği yerlerde diri veya ölü kim ulema evliya varsa onları ziyaret. Genç askerlik çağında. Komutanı ona çok dua edermiş. Çünkü bütün nizama sokarmış, düzene sokarmış, askere vaaz edermiş. İşte böyle itaatkar olalım. Şöyle bu yapalım, yıl kaç yapalım. Bu sırada? Zannedersem yıl 51, 1950'ler 50, yani. 50, 51'dir. 52'dedir çünkü. Ali Haydar Efendi'nin tanışması 60'ta Ali Haydar Efendi vefatıdır. 8 sene kadar beraber kalabilmişlerdir. Bu noktada yani manevi eller geliyor Bandırma'da aratıyor. Orada da Mahmud Efendi o zatın kabrini ziyaret ediyormuş zaten askerken. Çünkü orada kim evliya var? Adeti öyle. Bir yere geldi. Burada bir işi var. Askerlik yapıyor. İzine çıktı. Burada işte bir alim evliya var mı? Ziyaret edeyim dermiş. Gitmiş. O Ali Rıza Efendi Hazretleri'ni ziyaret ederken kabri ziyaret ederken şöyle derdi. Ben sana alim olarak gelmedim yani kabre bir müracaat gibi. Aciz geldim, büyük evliyasınız, himmet edin gibi böyle bir şeyler düşünmüş ama onun İstanbul'da talebesi var, Ali Haydar Efendi var falan bir şey bilmiyor. Bu noktada o kabre gidip gelmesinden bir de camilerde hafız olduğu için mukabele falan okumuşlar Ramazan. Askerken. Buradan tanınmış.
Asker ocağında da imamlık yapıyormuş işte şey. Tabur imamları falan eskiden beri bu imamlar tayin ederler. Bu noktada bazı Bandırma'da Ali Haydar Efendi'nin eski talebeleri yaşlı. Bu zatın yani bu genç olan askerin halini çok beğeniyorlarmış. Onu efendim dükkanlarına davet ediyorlarmış falan böyle. İşte Ali Haydar Efendi gelince oraya böyle sorunca bu olabilir diye bir bunu göstereyim. Çünkü böyle bir şey daha gelmedi. Görünce de işte bu benim kitaplarımı teslim edeceğim demiş. Ondan sonra evladım işte asker izinlerinde işte tayinin çıkınca İstanbul'a artık bana gel. Benim adresim şurası. Demekle yani bu çok uzun bir şey var ama burada kısa malumat olarak bunu bulmuş. Fakat o arada Şerif Gürbüzler abi vardı. Ali Haydar Efendi'nin büyük oğluydu. Ben onu çok çocukken tanıyorum çünkü karşısında oturuyorduk. O zat İsmail Efendi Şeyhülislam'ı rüyasında görüyor. Kabrinden cami yıkık viran. Bir kol, bu sırada cami hala viran. Cami viran. Kol kaldırıyor. Böyle bir kol çıkıyor mezardan. Diyor ki daha ne durursuz bu camiyi tamir etmezsiniz Osmanlı tabiriyle. İsmail Ağa Hazretleri. Öyle deyince bu Şerif abi de o zaman Mahmut Efendi falan yok yani. Geliyor babasını anlatıyor. Babası da diyor ki işte Ali Haydar Efendi Hazretleri bu cami tamir etmemiz lazım diyor. Bu manevi bir işareti cami viran. Ya bunun üzerine inşaatı başlatıyor. Kendi de bayağı bir Osmanlı'dan kalma şey vardı, maaşları vardı. Heyet telifiyelerden, huzur hocalıklarından o maaşlarla hep camiler yapmış. O civardaki bütün camileri o yaptırmış. O cami yaptırıyor. Mahmut Efendi de askerliği bitiriyor. 52'lerde. Ondan sonra seni bu camiye, o zamanki Ali Ekta Efendi, Fatih Müftüleri falan bütün hep Ali Haydar Efendi'nin talebeleri. Yani meşhur Ömer Nasuhi bilmenler falan hep onun katipleri konumunda yani. O çok alim bir zat. Kim ne derse yapıyor. Zaten o da hafızlı hocalı malum Mahmut Efendi'nin. Onu oraya imam olarak tayin ediyor. Bu arada işte 8 sene kadar da vefatına kadar gidiyor geliyor. İşte onun ders sohbetlerine katılmıyor. Böylece işte bende ne varsa Mahmud'uma verdim. Buyuraraktan bu sen benim ekolümü, işte bu benim usulümü Osmanlı'dan gelen bu Osmanlı'dan, meşrikattan gelen bir usuldür. Bunu yürüt. Yani burada Mahmud Efendi imam oluyor. Biz o zaman Mahmud Efendi kaç yaşında? Tabii ki Mahmud Efendi o zaman yani tanıştığında herhalde 22-23 yaşlarındadır. Zaten Mahmud Efendi imam oluyor. Ondan sonra Ali Haydar Efendi vefat ettiğinde zannederim yaşı ortalama 30'dur. O zamanlarda benim de babamla da mahalleli olduklarından, o zamanlar böyle kalabalık yok, cemaat bir şey yok. Yani 10 kişi, 20 kişi falan. Benim bile çocukluğumda bir saf iki saflara ben rastladım camide yani. Bu durumda o bir hukukları arkadaşları oluyor. Mahmud Efendi de kendisine gelen köyünden bu sefer hocası Hacı Dursun Efendiler bütün Of'tan Rize'den oralarda da hafız hoca çok. Hepsi bu zat tanınan bilinen gençliğinde de icazet vermiş. Çok alim bir insan da askere gitmeden 7-8 sene Arapça okutmuş ve icazet vermiş. Bunun seveni sayanı çok. Bu sefer bunlar gelmeye başlıyor. Bütün bunlar gelince işte seni bizi hocanıza bir götürür müsünüz? 100-110 yaşlarına geliyor Ali Haydar Efendi. Herkes bir ziyaret amacıyla ona geliyor. Bir görüşebilir mi? Kimdir bu? Sen nasıl bağlandığında köye dönmüyorsun? Böyle bir büyük zattır. Biz emir hani manevi bir işaret var. Bu zatı bırakamayız. Bize burada dur dedi. İmam etti bizi falan. Bu şekilde bu Karadeniz akınıyla bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin orada tanınmasıyla o çevresi gençliğinden de olması hasebiyle ne yapıyorum? Ali Haydar Efendi'yle de gidenler gelenler ziyarete götürüyor. O çok hasta falan artık yatakta olduğu için az görüşülüyor. Aracı lazım oluyor herkese. Orada da bu aracılık görevi yapılıyor. Ali Haydar Efendi Hazretleri 60 senesinde vefat ediyor. Ağustos ayında seneyi devriyesi geldi. Vefat ediyor. Bunun üzerine Mahmud Efendi kendi camisinde imam olduğu camide efendim cumadan evvel sohbet eder, şeyde hutbe okur, cuma hutbesi, namazlardan sonra mihraptan anlatır. Biz bu çağlara yetiştik. Yani ben 7 yaşımdan beri iyi hatırlıyorum. Yani diyelim ki 37-38 seneyi konuşuyorum. Bu noktada Mahmud Efendi mihraplardan anlattıklarını şahidim. Burada bizim böyle bir örgütsel, başka cemaatler gibi holdingli, teşkilatlı, üyeli, şirketli, yani cemaatin, böyle bir şey yok bizde. Cemaatin başlaması 1950'ler mi? Daha eski bir geçmişi yok mu? Eski geçmişi işte Ali Haydar Efendi, onun şeyi Bandırma'da Ali Rıza Efendi. Bunlar Osmanlı'dan gelen meşrikat da postnişin olan zatlar zaten. Padişah tasdikli o zamanki. Hı hı. Mahmud Efendi böyle bir şey yok. Çünkü tabii tekkeler, zaveler kapatılmış, şeyhlik, meşrikat, post kalmamış. Mahmud Efendi Hazretleri cami imamı olarak da üstadlarından aldığı bilgileri cemaate aktarıyor. Ama bunlar odalar, kapılar arkasında değil.
Bunlar mihrapta ve hutbede konuşuluyor. Biz bunları böyle öğrendik. Biz Mahmut Efendi'den gel şuraya evladım fıs fıs yat kapıları kapatın özel bir toplantımız var. Biz böyle bir şey Mahmut Efendi'de görmedik. Çünkü bizim şeyimiz der ki işte efendim 5000 kere la ilahe illallah deyin. İşte 100 kere salatü ve semalik ya Resulullah deyin. İşte efendim şu kadar istiğfar edin günlük. İşte zaten diğer İslam'ın bütün anlatımları. Hacı haramlardan uzak durun. Şunu yapın bunu yapın zaten çok kuvvetli hafız. Bütün Kur'an'ın manasını ezber, tefsirlerle beraber ezberebilir. Hepsini böyle, evvelce tabii kayda da aldırmadı kendisi bazı nedenlerden. Şu anda çok kaydı yok. Birkaç sohbeti internette koymuşuz. Cübbelahmethoca.tv benim sistemde mesela kendi sesinden bir sohbeti var, bir hutbesi. Yani çok nadir, bir iki zor bulunuyor sesi de. Birisi o zaman almış, şimdi izin verdi mesela koyduk. Bütün işte Bukhari'den vesaire hadis, önce ayetler okur, birini aşırı okutturur. Kur'an'dan aklına nere geliyorsa hafız birine, oku bakalım, okur. Demek Allah bugün bize bunu murad etti, bir mana var. Yani üstadının usulüyle gider. Oraya mana ver ama ezbereden tabii bunlar ihtisas ister. Neresi okunursa. Oradan manalar verir, ondan sonra işte oradan üç hadis okur. İmam-ı Rabbani mektubatından okur. Biz ilim ekolüyüz. Biz bize devamlı işte Arapçayı güzel öğrenin, sarf-ı naib okuyun, Farsça okuyun. Kültürel yani ilme teşvik edilmişiz. Biz de böyle yani gizli oluşumlar, üyelikler, bir yerlerde böyle teşkilatlanmalar, şurada kimimiz var, burada kimimiz yok. Biz böyle bir cemaat değiliz. Biz cami cemaatiyiz yani. Ama şu anda bir kendisi emekli olmuştur, rahatsızdır, evine çekilmiştir. Şu anda öyle bir oluşum da yok. Yani camiye kim giderse namazını kılıyor, çekiliyor, gidiyor. Yani bizim en büyük sırrımız nedir yani? Sırrımız işte gece teheccüd namazına kalkar, herkes kendi... Herkes birbiri için, bütün Müslümanlar için estağfurullah istiğfar eder. Şu anda kaç kişi cemaat tahminin? O bizde bilinmez. Çünkü bizde kayıt kuyut yok. Cemaat derken muhibban var. Yani seven takımı. Bu seven takımı çoktur. Bunun sayısını bilemeyiz ki. Seveni sayanı 10 milyon, 20 milyon mu diyebiliriz. Dünya bütün sever yani. Bu zat sevilen bize. Allah buna bir sevgi koymuş. Kalplere bir sevgi koymuş. Para nedir bilmez. Menfaat nedir bilmez. Efendim, fakir ister, az cüzdanını çıkarır, ne varsa al der. Kaç lira söylesem bilmez. Yani gözleri zaten epey zamandır ciddi manada bir damar kurumasından şey var. Bütün kitapları ezbere bildiği için zaten o da işte zamanda ezberlemiş. Üstadı demiş ona, aman iyi bak kitaplara, şimdi sonra bakamayacaksın demiş. Onlar da çoğunu ezberlemiş lazım olanları. Böyle bir insan. Yani biz tabii doğduk, gözümüzü açtık, onun camisindeyiz. Yani mahalle camisi. Benimle ilgili durum bu. Peki şey derler, doğru mudur? İsmail Ağa Camii şeyle, Kabe ile aynı ölçülerde yapılmıştır. İsmail Efendi Hazretleri yani Şeyhul İslam olan zat Mekke kadısı olduğu için o ölçü direkler arası yalnız. Direklerin taşanı var. Ha. 4-5 kişilik bir sağ sol taşmalar var. Bu direklerin arası tam Kabe ölçüsünde. İsmail Efendi yapmış onu. O zaten korundu tamirde. O sonradan yapılma değil. Peki siz niye öne çıktınız cemaat içerisinde? Yani bizim, 10 yıldır öndesiniz. Demek ki 30 yaşından beri cemaatin önde benim şimdi geçiyor. Önceliğim diye bir şey yok. Ben şöyle bir durumum var. Benim çocukluktan beri bu işe hevesim var. Bu iş merak işi. Merak işi. Şimdi biz 7-8 yaşlarımızda Emil Okul'a gittik. Fatih Koleji'ne de gittim bir sene. O arada bir yandan da camide böyle medrese falan şey yok. Camide sana yani Mahmut Efendi Hazretleri tabii yoğun olan bir insandı. Çok yerlere, vaazlara gidiyordu falan. Bazı oradaki yetişkin hocalardan biz ders aldık yani. Yani Arapça temsileydi, binaydı. Böyle bir usul var. Medrese usulü. Yani biz bunu özel aldık yani, böyle bir teşkilat bir şey yoktu. Bunu ben bir merakımdan aldık. İşte ben 10 yaşlarımda iken... 10-11 yaşlarımda. Fakat bende bir hazır cevaplık vardı. Bir çene kuvveti vardı. Bunu kimse inkar edemezdi. Her türlü tartışmaya girerdim. Büyük adamları sustururdum. Böyle bir şey var. Bu Allah vergisidir. Yalnız 10-11 yaşlarımda ben böyle ayetlerden, hadislerden mana verip ezberimde tutup vaaz edecek duruma geldim. Gelince biz o zaman Fatih Müftüsü'ne gittik. 11 yaşımda. 11. Yani bu süreç 10 sene değil. Yani benim sürecim diyelim ki size yani 34 sene. 34 sene. Ben o zaman gittim, müftü bana imtihan etti şifayı. Ve bana yazılı şey verdi, Ramazanlık program. Ve konuştuğum camiler, Selahattin camiler. Yani Yavuz Sultan Selim Camii'nde konuşuyordum teravih öncesi, 11 yaşımda. Tabii burada şimdi kimisi ne anlatıyor diye geliyor, kimisi de hani
Zibun yetekelleme hesabı, çocuk konuşuyor yani, kurt konuştu hesabı. Çocuk konuşuyor, ne konuşursa konuşsun, çocuk konuştuğuna göre. Geldiler. O zaman da camiler doluyordu. Yani o zaman da o durum vardı. Sonra ben bir Rize'ye gittim biraz tahsile. Rize'de biraz... Ne tahsili? Yine bu tefsir, hadis, fıkıhtan. Bu şeye gittim. Baktım ki Mahmud Efendi... Rize'de bunun tahsilini yaptıran bir yer mi var? Yok, orada bir hoca efendi vardı. Bir köyde işte pazarda. Kendisi resmi Kur'an kursu hocasıydı. Fakat bizle tabii biraz evinde kaldık. Biz öyle kurs, murs, kayıt, kuyut, ben medrese şeyinde girmedim. Fakat ailevi dostluklar neticesinde bizi evde kaldık kendisiyle beraber. Geceleri falan işte öyle okuturdu. 20 ay kadar bir şeyle böyle bir hikmet işte. Mahmud Efendi der onu yani, bununki okumakla değil. Böyle bir şey birikim oldu. Ben işte 79-80 senesinde bir ilmi icazet oldu mesela. 80 senesindeki icazetin o zamanki gazetelerde bir resmi var. 80 senesinde 50 bin kişi. Ben o zaman meşhur değilim, hiçbir şey değilim. Fakat bir şey var yani, bir cazibe var. Ama bunun da sebebini ben de anlamış değilim. Yani bana soruyorsanız ben de anlamış değilim. Öyle gelindi. Ondan sonra ben döndüm burada. Ve bu şeylere başladık. Konferanslar, camilerde o zaman izin veriliyordu. Her tarafta çağırıyorlardı. Sohbetlere başladık. Yani benim sohbete başlamam 35 senedir. Kürsülerde yani konuşmacılık yapıyorum. 12 yaşından beri, 11 yaşından beri. 11-12 yaşından beri yapıyorum. O zaman Rize'ye gittim. Orada da bütün hutbeleri başladık. Cuma vaazlarını yapma, köyleri gezme. Efendim bütün o civar köyleri, Rize'si, Trabzon'u, bütün Ofun köylerini, Ardeş'in her taraf. Yani bir talep var. Gelin bizim köye de gelin. Seviliyor, sevildik yani. Oralarda çok sevildik. Siz aslında şey Giresunlusunuz. Giresun Göreli'lerim. Aslım benim Göreli'den. Evet. Ama aslım... cemaatin ağırlığı Rize, Trabzon. Yok vardı. Cemaatin ağırlığı ilk başlangıcında öyleydi. Şimdi tabii dünya çapında Mahmud Efendi'nin sevenleri oluştu yani, her taraftan oluştu. Orada artık bir... Peki siz ilkokulu okudunuz, sonra... Ben işte orta biri okumuştum. Mahmud Efendi dedi ki bu Arapçanın ikisini birden yapamayacaksın. İstersen ayrıl da. Sonra peki, dışarıdan alırsın dedi. İşte bir ortaokulu da dışarıdan aldık. Peki mesela şey vardır yani genellikle baktığınız zaman din adamları hem İslamiyet'te hem Hristiyanlık'ta bazı ülkelerde mesela İran'daki mollaların falan pek büyük bölümü öyledir. Yurt dışında da mesela bir normal bir eğitimle görürler. Kimisi işte felsefe okur, kimisi teoloji okur, kimisi işte ilahiyat okur. Sizin böyle bir şeyiniz olmadı. Ben de olmadı yok. Niye? Benim genel kültürüm vardır. Ben şimdi vakit bulamadım. Çünkü ben 11-12 yaşından cemaat sahiplendi ve talepler başladı. Gel şurada anlat, burada konuş. Baktık ki büyük bir ilgi alaka vardır. İnsanlar işte namaza başlıyor. Kötü yolda olan tevbe ediyor falan. Çok büyük bir şey var insanlarda. Buna vakit ayıramadık yani. Ama ben kesinlikle kültür düşmanı değilim tabii. Kültüre her zaman saygım yani olmuştur. Normal bir genel kültür. Normal eğitim almadınız ama ilkokuldan sonra. O yok, ortaokulu işte bitirdim. Ondan sonra da şey yapamadım. Hiç anlatılan... Vakit bulamadım. Yani üstad... Şey gibi olmuş yani, siz hani genç sporcular vardır, evet. Spora yönelirler de okuyamazlar. Siz de bu işe yönelince okuyamazsınız. Biz yani çok şey gördük yani, biz 11 yaşımızda 70 yaşındakiler de arkadaşımız. Böyle bir şeyde yetişince, bir de bu bizim okuduğumuz ilmin de sonu yok. Çok ihtisas lazım buna. Ben dedim ki bir işte mahir olayım. Hiçbir ilmin sonu bir yok. İşi iyi bileyim. Yani her işten biraz bileceğime bir işi iyi bileyim. Benim kafam bu. Yani her yerde olan hiçbir yerde değildir. Bir yerde oturan her yerdedir hesabı yaptık. Zannedersem de isabetli oldu yani. Şu anda çünkü öbür ilimlere her türlü vasıtayla ulaşılabiliyor aradığımız bir bilgi. Şimdi dediniz ki az önce işte Cumhuriyet'in ilanıyla beraber tekkeler, zaviyeler kapatıldı, dergahlar kapatıldı, medreseler kapatıldı. Ama anladığım kadarıyla tam da kapatılmamış. Yani toplum kendi içerisinde bu yapıyı gayri resmi içinde sürdürmüş. Şimdi oradaki şuydu. Orada atamalar meşihattan, devlet tarafından tabii yapılıyordur. Ondan sonra maaşlar vardı. Ondan sonra müntesiplerin bazen askerden muafiyetler vardı. Bu gibi işler istismara da sebep oldu. Medreseye yazılıyor ağanın çocuğu, askere gitmeyeyim diye. Ondan sonra yok tekkeye kaydoluyor. Bu tekkenin şeyhinin diyelim ki sarayla alakaları iyiyse. Buna işte bir, yani menfaatler de girdi bu işin içine. Bu kapatılmaktan sonra sırf Allah rızası için zikredeyim diyen geldi dedi yani ki... Kapatılması iyi oldu aslında yanında. Yani yok iyi oldu manasında diyemem. Çünkü onun da tam boyutunu bilmiyorum. Yalnız hepsi bozuldu manasında değildir. Bir bozukluk vardır. Fakat bunun ekseriyeti bozulmuş da diyemeyiz. Fakat tabii ki bir bozulma olmasa da Allah diyor size verdiği nimeti İnnallâhe lâ yugayyirû mâ bikavmin hattâ yugayyirû mâ bi'enfüsihim. Kur'an siz kendinizi değiştirmeden Allah size verdiği nimeti değiştirmez diyor. Bu ayete göre bir değiştirilme olmuş ki
aslından çıkarılma olmuş ki böyle şeylerle karşılaşılmış bu müesseseler hakkında. Ve lakin tabii ki Mahmud Efendi'nin durumu gibi burada bir meşihat yok, bir onama yok. Bu Diyanet'in camisinde imamken herkese hitap edilen bir durumda. Denetimi var, müfettişi var, Diyanet. Bu ne oluyor? Sen 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi çeken şu kadar sevabı var. Veya bunu sistematik hani bunun izahı aslında şu. Mesela Osmanlı'da bu sistemleri kurmuşlar. Her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber bu her camide yapılır. Niye 33? Peygamberimiz hadiste öyle, Buhari hadisinde öyle. Diyor ki her namazdan sonra bunu derseniz, geçmiş ümmetleri geçerseniz hiçbir ümmette size yetişemez. Şimdi vakit olmadığı için Arapçalarına çok giremiyorum. Bu Buhari hadisidir. Bu oturmuş bu sistem. Fakat evvelce sahabe zamanında herkes kendi. Sessiz. Namaz bitti. Herkes zikrine meşgul oluyor. Biri uzun kalır, biri kısa kalır. İşi olan gider. Şimdi Osmanlı burada ticaret, alışveriş tabii ahir zaman. Bir sistem koyalım, bu unutuluyor. Ne yapalım? Müezzin ilan ediyor. Komut veri gibi. Müezzinin ilanıyla bunu yapıyor. Bu sünnetin aslına muhalif değil. Çünkü bunun aslı sünnettedir. Şekli bunu bidata çevirmez. Aslı sünnettedir. Biz buna bakarız. Şimdi minare. O Efendimiz zamanı yoktu ama Bilal'e üste çıktı oku demesi minareye delildir. Aslı sünnetteyse şekline uydurma denemez. Bu durumda bu bizim anladığımız zikir boyutunda da Nakşibend Hazretleri gibi zatlar bunu bir sisteme koymuş. Mesela demiş ki benim anladığıma göre bu az zikir yeterli olmuyor. Kalbi tam temizlemiyor. Cevezkurullah ketiran Allah'a çok zikredin buyuruyor. Birçok ayette de hiçbir şeyin çokluğu emredilmiyor Kur'an'da. Ne namaz ne bir şey. Bir tek zikrin çokluğu emrediliyor. Çok ayet var. Ve zâkirinallâh ketiren çok zikredenler. Bu zikir çok olacağına bir sayı koymuşlar. Bunun 5000 la ilahe illallah diyelim. İlk başta Allah diyelim. Böyle bir sene böyle devam. Sonra la ilahe illallah dersin. Bu sistemleştirilme Osmanlı'daki işte tesbihin vesaire müesseseleştirilmesi gibi. Yani birinci ezan, ikinci ezan. Komutlar yani. Şimdi bu bazı tabii kuruluşlar bunu eğer ki kadrolaşmaya çevirdiler de siyasete sızalım, bürokrasiye girelim, yok efendim holdingleşelim, güç unsuru yapalım, bu kadar sevenimiz var, bu zikirleri yapan bu kadar insan var hesabı yaptılarsa, ki yapanlar var, biz bunlarla hiçbir zaman alakadar olamayız. Çünkü biz üstadımızdan gördüğümüze göre şirketleşme bile yapmayın diyor. Ali Haydar Efendi'nin bir sözü var, diyor ki benim çok sevenim, gelip benden böyle zikir öğrenip yapan vardı. Fakat birbirinden borç alıyorlar, biri birini ödemiyor, bu sefer bana kızıyor. Adam zikri de bırakıyor. Şirket ortak oluyorlar, birbirine hainlik yapıyor, Kur'an'ı zikri de bırakıyor, namazı da bırakıyor. Derdi ki Ali Adar Efendi'nin usullerinde, biz derdi şirket ortaklığı da yani cemaat arasında şirket ortak, herkes kendi işini yapsın. Şirket ortaklığına bile girmeyin. Aslında en çok yani birbirini tanıyanlar ortak olmalı ama şimdi zaman başka zaman menfaatlere alet oluyor. İstismar oluyor, borç alıyor, ödemiyor. Geliyor bir sakal bırakıyor, bir hareket falan. İşte karısını kapatıyor ondan sonra. Milletten iyi bir para toplayıp dükkan açacağım yardım edin hayır hasene kabilinden. Bu sefer ödemiyor, kayboluyor, gidiyor. Ta Ali Haydar Efendi bunları çözmüş. 50 sene önce görmüş bunları. Tabii o. Diyor ki borç bile alıp vermeyin diyor. Neden? Borcu ödemez İslam'a kızarsınız, namaza kızarsınız, namazı bırakırsınız diyor. Biz böyle bir sistemden geldiğimiz için biz bana o zaman işte efendim bu şeyler kuralım. Külliye zamanlarında 50 bin, 100 bin kişiler toplanıyordu. Bizi de bir şey zannettiler. Korktular bizden. Biz hiç korkulacak bir adam değiliz. Böyle çok basit, tek başına münferit yaşayan bir adamız. Ama tabii o zaman işte finans kurumu kuralım. Çok teklifler geldi. Daha finanslar yeni başlıyor falan. Bizim öğrenimimize göre bunlar oralara, bize uymaz. Niye? Oralara geleceğim. Ya şimdi sen efendim bunu kur. Ondan sonra biri bir hainlik etsin, hortumculuk etsin veya bir şey yapsın. Ondan sonra ne oldu? Falan cemaat, öbürü de ki ben namazı bırakıyorum arkadaş, öbürü ben de la ilahe illallah demiyorum falan. Ya biz dini mi anlatacağız, zikir mi ettireceğiz, namaz mı kıldıracağız, yoksa ne işimiz var bizim? Yoksa ticaret mahkemesi mi oldu? Efendim finans kurumu kuracağız bilmem, bir şey ne? Şimdi o finans işlerine, para işlerine geleceğim daha sonra biraz şu cemaat mevzunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz... Bizim cemaatimiz doğal bir oluşumdur. Ama aslı Ali Haydar Efendi, Ali Rıza Bezzaz Efendi gibi bir silsilesi vardır bu işin. Murat abi daha iyi bilir bu işleri de. Bardakçı. Tabii. Şimdi bu silsileler Osmanlı'da muteberdir. Bazılarında hakikaten hakikati üzere devam etmişlerdir. Zaten Ali Haydar Efendi'nin bütün mahkemelerden beraat etmesine dikkat edelim. İstiklal mahkemelerinden. Bu çok önemli bir şeydir. Evet hapislere alınmış çünkü ifadeleri alınmıştır vesairedir. Ama Ali Haydar Efendi'nin devlete karşı hiçbir kıyamı, aykırılığı
Ve bu şekilde milleti itaatsızlığa sevkiyatı olmamıştır. Tabii büyük bir şahsiyet olduğu için uzun yaşadığında kontrollü olmuştur. Kontrol altında tutulmuştur ama bu zat hiçbir zaman mesela 4 kere idam cezası alıp beraat etmiştir ya. İdamı istenip 4 kere. İdamı istenip. Bunlar hep tespitlidir. İstiklal Mahkemesi zabıtlarında da bir çıkan kitapta da gördüm. İfadeleri hep bellidir. Ondan sonra böyle çok adaletli, mertlik şiarı bir insandır ya. Kimseden korkmayan. İdama gitse doğruyu konuşan bir insandır yani. Tabii o zamanki ortamlarda işte la ilahe illallah demesini bile soruyor. La ilahe illallah demiyordun değil mi? Göğe hakim onu kurtaracak. Kurtarmak istiyor da. O da kulağı duymuyor, kağıtla yazıyor. Demez olur muyum diyor. Diyordum diyor. Ölünceye kadar diyeceğim diyor yani. Bu saflık olursa, saflığın manası şeffaflık, berraklık, safi, arınmış demektir. Bu olduğu zaman hiçbir düzenlen bir sorunun olmaz. Peki şeyi merak ediyorum şimdi. Siz Nakşibendi tarikatına mensupsunuz. Şimdi Nakşibendilik bir yoldur. Tarikat yol demek. Evet. Nakşibendi nereden geliyor? Buhara'dan, Özbekistan'dan. Şah Nakşibendi Hazretleri direkt Ahmet Yesevilerin yani ekol olarak bizim ecdadımızdan yine Türklerin efendim sahip olduğu bir ekoldür. Bu yani hakikaten hoşgörülü. Çok iyi yaklaşmış. Kendini herkesten aşağı gören, işte eller yakşı biz yavan, yani onlar makbul biz değiliz, işte başkası efendim muteber, ben hakirim, fakir, ben kimseden üstün değilim, bize böyle öğretildi. Bizim bu yolumuz bir sistematiği Şah Nakşibend'den ama şimdi bunun Murat hepsi... Murat Bardakçı ile konuştuk geçen gün, siz az önce Murat Bardakçı ile dediniz ya diyorum. Şimdi o Nakşibendilikle bugünkü Nakşibendinin arasında bir fark olduğunu Murat Bardakçı söylüyor. Ben uzmanı olmadığım için bir şey diyemem ama Murat Bardakçı, Yaşar Nuri Öztürk de katıldı ona. Bugünkü Nakşibendinin, o Nakşibendiliğin bir Türk tarikatı olduğunu ve Türklüğü ön planda tuttuğunu, daha fazla Türk yönelimli olduğunu ama şimdiki Nakşibendinin biraz Arap Yarımadası'na doğru kayar bir hava içerisinde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Şimdi bu işin aslı Resulullah'a dayandığı için burada Arap söz konusu olmadan olmaz. Müslümanım diyen de bir Araplık söz konusu olmaz. Çünkü Türkler İslam'ı Araplardan öğrenmiştir. Ama Türkler kılıç zoruyla, harple girmemiştir bu şeye. Türkler kendileri tercihleriyle, zaten Peygamber "Utruku Türke matrakukum." Türkler hakkında buyurmuştur. Türkler size dokunmadıkça siz Türklere dokunmayın. Çünkü o onun mucizesiyle görmüştür Türklerin bu hizmetlerini. İstanbul'un fethine dair de müjdelemiştir. Şimdi Türkler bunu kendi tercihleriyle uygun görmüşler. Böyle Türklerin bir bağnazlığı, o taassup olmadığından dolayıdır ki işte kendi anneannesini, örfünü değil de öne koyup da ben şuna tapacağım, buna tapacağım demeyip bir mantık yürütmüşler burada. Akıllarını kullanmışlar. Bunu hak bulmuşlar. Ve 1000 sene küsur var bunun. 1200 seneye yaklaşıktır bu Buhara itibariyle. İmam Buhariler falan da. Tabii onlar Fars'tır, biraz Pers de diyorlar. Evet. Ama orada Türk karışıklıkları çok vardır. Zengi ata. Bu ata olanlar mesela Evliyaullah'tan bu menakıpta geçen. Bunlar hep Türktür. Zengi ata, işte hakim ata, bu atalar. Mesela Nakşibendi Hazretleri de bir rüya efendim görmüş, annesine anlatmış. Annesi demiş ki Türk şeyhlerinden istifade edeceksin evladım demiştir. Şimdi o bölgede Türk şeyhleri, Ahmet Yesevi, bunlar bizim pirimiz yani, büyüklerimizdir. Bu yol tabii Türk ekolünden gelse de burada artık Türk Arabı kalmıyor. Çünkü neden? Zikrin şeyi bir. Yani Allah, la ilahe illallah. Efendim ne bileyim, helal onda da helal, haram. Yani burada şimdi örf dine uymak durumunda olduğu için helal haram konusunda. Ama öbür türlü giyim kuşam konusudur. O düğününü böyle yapar, öbürü düğününü şöyle yapar. O başka, o kalır. Fakat mühim olan nedir? Dini ibadet. İbadet konusu hiçbir aneneye uymaz. İbadete uyulur. O vahye dayalıyor. Çünkü inanıyorsan tabii, inanmıyorsan sorun yok. O inanmaya da bilirsin. Ama inanan için vahiy bağlayıcıdır. İnandığı vahiy. Bu ibadet de kimsenin kendisinin ben şöyle bir ibadet kurdum deme hakkı yoktur. Hal böyle olunca orada aslında Arap-Türk ayrımı yapılamayacak kadar giriftir. Yani dini konular. Şu anda da bu Nakşi yolunun Araplara kayma diye bir şey söz konusu değildir ama bu dolanmıştır. Mesela şeylerden geldi, Ebu Bekir Sıddık'tan gelir bu silsile. Ebu Bekir Sıddık'tan Selman-ı Farisi'ye gelir. Selman-ı Farisi Arap değildir zaten, ikinci isim. İkinci isim Arap değildir ama Resulullah Selman minne ahlel beyt. Bu bizi seviyor, bu ehli beytimizdendir demiştir. Resulullah ırkçılık yapmamıştır. Çünkü la fazla li arabine ala acem. Arabın aceme üstünlüğü yok. Ve la li arabi acemine ala arabi. Acemin de araba üstünlüğü. İnnemel fazlu bittekum. Fazilet benim getirdiğim din budur. Bunu kim daha iyi yaşarsa Allah katında bir üstünlüğü olur. Bu da hava atma malzemesi değil. Ben çok namaz kılıyorum, senden üstünüm. Bunu yaptığımızda da bitti. Çünkü
Yani bizim ekolde İmam Rabbani der ki mesela, kendini frenk gavurundan üstün görene Allah'ı bilmek haramdır diyor. Bu ne demek? Adam anlamıyor ya, ben gavurdan üstün değil miyim diyor. Kardeşim, o gavurun Müslüman olma ve sonunda imanlı ölme ihtimali var. Senin de gavur olup daha da bozulup gavur olma ihtimalin var. Şimdi son belli değilken kendini üstün göremezsin. Yani burada köpekten bile affedersiniz üstün görememişsin. Beyazıt Bestami bizim yine ekolümüzün başında gelin. Ya bir Beyazıt Bestami bir köpekle karşılaşıp da böyle ona yol verme, ona yol ver, böyle durup da bütün müritleriyle ona yol verelim, biz geri dönelim dediği zaman, bu ne iştir efendi hazretleri demişler. Demiş ki, bana dedi ki lisanı haliyle. Bana dedi ki, seni kutup yapan, evliya yapan beni de bu şekle soktu. Ne hava atıyorsun birbirimize demiş. Mesele budur. Burada Allah yapıyorsa bunları, kimsenin kendinde bir şey görmemesi lazım. Şimdi bizde bu ekol yine oradan gelir. Ondan sonra gelir Türklere gelir. Yani Türklerde, ondan Hindistan'a, İmam Rabbani tarafına gider. Özbekistan'dan, direkt Semerkant'tan falan Afganistan tarafına, Hindistan İmam Rabbani tarafına gider. Orada bir kalır 7 silsile kadar. Ondan sonra işte bu Mevlana Halid dediğimiz Halidiye koludur. Halid-i Zülcelal Hazretlerine gelir. O da Arap asıllıdır. Hazreti Osman torunudur. Şam'da yatıyor. Oradan sonra Abdullah el-Mekki Erzincani. Şimdi mesela bizim kolumuz diyelim Abdullah el-Mekki Erzincani denmesi orada biraz bulunmuş ama esas şeyi Ordu Fizme. Babasının falan vakfiyesi Ordu'da. Bu zat Mekke'de. Kabe'nin karşısında en büyük dergah sahip. Bu zattan işte Medgaribullah Hazretleri, Mustafa İsmail Hazretleri, Yanyalı'dır bu zat. Yunanistan. Yanya'dan. O Mekke'den gider, onda yetişir. O Mekke'den izin alır, manevi izin. Sen yani bu zikirleri öğretebilirsin evladım. Şu mesele şu. Olduğunu anlayınca senin nefis karıştırır mısın, karıştırmaz mısın? Sorun burada. Bu zikirleri herkes öğretebilir. Öğretebilir ama adam bundan sonra bana bir de kardeşim bu kadar zikir öğretiyoruz, bir de bizi bir yemeğe çağırmadın ya falan dediği zaman bu iş olmaz. Onun için burada kim menfaatsiz, sırf Allah için bu, yani ben bir zikir öğretiyorum, ben bir Kur'an öğretiyorum veyahut da bir hizmet yapıyorum derken bir katkı sokmayacaksa buraya, onu seçmişler. Bunu da evliyaların görüşü yani. Bu şimdi bu adam bunu yapmaz diye bir feraseti, kerameti de var bunun bizim inanışımıza göre. Anlamış, bu ileriye dönük, bu işi bozmaz. Bozmaz. Bu işi çevirmez demişler. Böyle vermişler. Yoldan çıkmaz yani. Yoldan çıkmaz. İsmet Garibullah Hazretleri, Abdülmecid'in, Sultan Abdülmecid'in şeyhidir. Ondan sonra efendim Memduh Paşa orada yatıyor yanında. Dahiliye Nazırı. Bunlar kaliteli insanlar, kültürlü insanlar. Memduh Paşa'nın bir divanı var bende yani. Muhteşem insanlar. Yani bu kapı böyle gelir. Peki Ahmet Bey, şimdi bir şey merak ediyorum. Bu Nakşibendilik diyorsunuz ki bir kaynaktan geliyor. Türkiye'de farklı farklı Nakşibendi. Şimdi şunu söyleyebiliriz ki, şu anda bu müesseseler devlet tarafından da kontrol olmayınca, yani meşihat gibi bir müessesede olmadığından, artık herkes bir postu koyup otursa, yani affedersiniz, eşek şeyhim dese mürit bulur. Çok güzel laf. Eşek şeyhim dese mürit bulur. Mürit bulur. Çünkü bu eşek daha çok bulur. Çünkü eşek konuştu derler. Kerameti de var. Yok, çocuk konuşudan daha, enteresan. Beter olur. Evet. Şimdi burada cehalet hakim. İlim yok. Bilmiyor. Yani adam ayeti yanlış okuyor ama karşısındaki adam ya bu ayeti yanlış okuyorsun diyecek ilmi yoksa bu yutar. Bir de şimdi efendim ben cinleri kovalıyorum, onu getiriyorum, üflüyorum, şey yapıyorum. Bak senin gece ne yaptığını görüyorum hesabıyla. Bir de bu isimlerini vermek istemediğim bazı hokkabazlar çıktı. Bu tip şeylerle de milleti bağladın mı? Zengini, kültürlüsü, bürokratı, milletvekili hepsi gelir. Çünkü adam efendim uçuyor, kaçıyor, hesabı yaparlar. Onun dediğine o inanır. Mikrofonu bağlamış buradan. Adam aşağıda konuşurken duyuyor. O zaman adam çıktığı zaman da adamın konuştuğundan adam anlatıyor. Vay keramet falan. Aşağıda mikrofonla dinliyor. Tabii dinliyorum. Hokkabazlığın sonu yok. Şu anda biz neye göre bunu diyeceğiz ki? Kim bozuldu, kim düzeldi? Miyar nerede? Ayar nerede? Neye göre ölçeceğiz? Yani ilim adamları, ilim adamları da bir alem. Şimdi mesela çıkıp toptanını inkar ediyor. Toptanını da inkar ettiği zaman bu da haksızlık oluyor. Yani burada bir ölçü verilse Kur'an sünnet üzere gidenler bir zikir yapıyor adam yani. Bu Kur'an sünnetin emri. Bunu da kimden öğrenmiş? Falancadan o metotla bunu yapıyor. Ne var bunda ya? Bunda bir şey yok. Ama tabii başka şeyler girerse zihniyetler bağlılığım. Mesela bizde yani sen illa gel şu zikri yap diye davet de yok. Alaaddin Efendi demiş ki evladım bize bunlar üstadlarımızdan öğretildi. Biz de sana öğrettik, sen öğret. Ama sakın davet etme böyle gel ben bir şey zikir biliyorum sana öğretip. Davet edersen seni kovarım demiş. Biz iki adamımız fazla olsun derdinde değiliz. Davet yasak.
nedir? Şu zikirin sevabı var, anlatırsın. Ama sen gel bana, niye sana bağlanıyor? Yani sana niye bağlanıyor? Öğrettin, gitsin yapsın adam. Ondan sonra evlenirken bana soracaksın. Ayrılırken bana soracaksın. Dükkan açarken bana soracaksın. Her şeyini adamın bağladığın zaman da bu iyi bir niyet olmaz yani. Ne alakamız var canım? Anlatıyoruz, gitsin yapsın. Yani bizim üstad böyle yaptığını biz gördük. Biz kimseyle böyle ne evim mi var, şuyum mu var, ne iş yapıyorsun falan. Böyle bir şeyler duymadık yani. Görmedik. Ama istismarın sonu yoktur. Bu cehalet ortalığı kaplamıştır. Bu son çıkan ekoller. Peki bu başka bir şey? Ben şimdi bir cemaat adı veremem ama burada ölçü Kur'an ve sünnettir. Buna uygun hareket edenler, menfaat işin içine girmeyenler, eğer ki bir de elleri varsa, mesela benim üstadım şu diye. Çünkü böyle mantar gibi bitmez. Bir de üstattan öğrenilecek bu iş. Öbür türlü kitaptan da olmaz. Çünkü şimdi burada mezhep farkı da girer. Yani İhya-ül-Ümmüddin diyelim, İmam Gazali, başımızın tacı biz onu. Ama biz bakarız ona, ama halka tavsiye ederim. Çünkü Şafii'sen o Şafii'ye göre bir fetva verirsen Hanefi'sindir, uymayabilir. Mesela ama biz onu süzgeçten geçiririz. Bizim Hüccetül İslam, bizim başımız İmam Gazali. Ama yani bu durumda onun için bir üstattan öğrenmenin sebebi de aynı mezhep içerisinde sana onun öğretileri versin ki senin kafan peki, karışmasın. Peki şeyle menzilcilerle sizin ne farkınız var mesela? Bizim şimdi böyle bir menzilciler diye bir grup da biz tanıdığımız yok. Ben mesela hiç bu grubu bilmem. Yani ne yerlerine gitmişiz, ne bunların yani. Onların da kendine göre diyelim ki benim üstadım şu, onunki şu diyerekten böyle bir silsilesi varsa. Var mı peki? Bildiğimiz kadarıyla var. Var. Şimdi Kur'an sünnete de uyuyorsalar bizim ölçümüz budur. Ama geri kalan iç şeylerimizde bizde öyle bir şey yok. Biz cami cemaatleri olduğumuz için biz ortada yapıyoruz her şeyi. Arkadaşlar 100 kere la ilahe illallah mesela böyle bir ilan yapılıyor. 100 kere lemleşrareke sure Kur'an okuyun. Bunda bir şey yok. Ama şimdi şey arkası diyorum, böyle bir şeyler olanları biz bilemeyiz. Ya bu devletin işidir. Murakıpların peki mesela şöyle şeyler duyuyoruz. İşte bir tanıdığımız çocuk vardı, genç bir delikanlı. Şeydir de yani Müslümanlığında falan böyle bir eksiklik falan yoktur. Yani bana oranda 100 kat daha Müslümandır. Bir ara bir sorunu oldu. Bir işte alkol sorunu oldu. İşte menzil şeyine gitti. İpe bağlayıp çekmişler. İşte yani onları tedavi etmişler falan. Var mıdır cemaatlerin böyle şeyleri? Böyle tedavi şeyi bilmem. Yalnız şu vardır. Bir insanda yani dinde böyle bir şey yok. Yani tedaviyle içkiyi bıraksa doktor işi o. Burada şu vardır. Tesir meselesidir. Ben bir konuşma yaparım. Veyahut da ben de bir hakikaten Allah adamıysam. Yani Allah'la aram iyiyse. Bir gece hayatı, öbür manada bir gece hayatım varsa Allah ile. Hep burada bende bir cezbe olur. Bu cezbede Allah ile gece hayatı ne demek? Bunu ne anlamadım. Demek? Tek etek kalmak demek. Halvet. Yani teheccüd namazı, riya karışmayacak. Kimse görmediği zaman da uykundan kalkacaksın. Hava atmak yok yani. Öbüründe seni de kaldırıyorum. Kalk teheccüde uyuma, gafil adam hareketleri yok. Kendin efendim, çünkü budur yani. Bir Cüneyd-i Bağdadi yolda giderken müridi diyor ki herkes yatıyor diyor. Ne gafil adamlar diyor. Koca Cüneyd yani ariflerin sultanı diyor ki evladım, keşke sen de yatsaydın da bu lafı konuşmasaydın. Kendini üstün gördün diyor. Şimdi bu günahı nasıl temizleyeceğiz? Şimdi böyle bir özel hali olursa bir adama yani bir cezbe, onda bir manevi çekiş olur. Mıknatıs gibi bu manevi alan var. Yani sevgi şeyinde. Bu insan da bunu görür, etkilenir veya dinler, içkiyi bırakır. Böyle şeyler çok olmuştur. Bizim üstadımıza da gelen çok insan içkiyi bırakmıştır, kumar bırakmıştır. Ne kötü yolları bırakmıştır. Mümkün değil dersin. Ama bu nedir? Bir sevgi Allah'a kalbine atıyor. Onu dinliyor. Seven sevdiğine itaat eder hadisine peki, göre. Böyle oluyor yani. Ahmet Bey, bu dediğiniz hoş güzel de mesela. Ama aynı zamanda diyorsunuz ki işte cemaatten bazıları işte ortaklıkta değil. Madem böyle bir güç var, ruhani güç var, ortaklığı götüremiyorlar ama içkiyi bırakıyorlar. O nasıl oluyor? İçkiyi bırakıyor şöyle. O adamın kendisiyle Allah arasında bir iş. Adam şimdi ahireti düşünüyor. Cennet var, cehennem var. Şimdi bu duyduğunda ama ticareti götüremiyor. Ticarette ikisi aralarında başka adamlarla oluyor. Başka adamlar olduğu zaman biri karını fazla düşünüyor, biri şey yapıyor. Hadiste diyor ya, şerikan illahu salisu ma malem yahuna. Birbirine hainlik düşünmese iki ortağın üçüncüsü Allah'tır. Yardım ve destek bakımından. Fakat bu giriyor bazılarında. Şimdi bu ihtimalden işte Ali Adar Efendi gibi zatlar tecrübe ettim diyor. Adam diyor ortağına kızıyor, namazı bırakıyor. Yani lüzum yapmayalım diyor. Herkes kendi müstakil işini kendi yapsın diyor. Veyahut hatta mesela cemaattan olmayan adamla gitsin ticaret yapsın. Yani biz alakadar etmiyor. Bir kısa reklam arası vereyim. Tabii. Sonra devam edelim. Değerciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Merak ettiğiniz sorular olduğunu biliyorum. Mailden de geliyor. Benim de merak ettiğim sorular var. Basına akseden konular var. Meselelerin hepsini
buraya notumu aldım. Bir gecede bitiremeyebiliriz canım. Çünkü başka bir akşam daha yaparız. O kadar soruyu da bir kere de. Hepsini bitiremeyiz. Bu sefer hepsini kısa cevaplayınca hepsi yanlış anlaşılır. Yok, vaktimiz de bol. Tamam. Ben dedim ki arkada, biz hocayla uzun süre konuşabiliriz. Siz arkayı boş bırakın dedim. Program arkası da boş. 3 saat konuşabiliriz. 4 saat konuşabiliriz. Nasıl? Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası. Sonrasında devam edeceğiz Cübbeli Ahmet Hoca'yla. Evet izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ilk gündeme gelmeniz bu Çavuşbaşı tarafından yanlış hatırlamıyorsam bir dev külliye yapılıyordu. Sonra haberlerden sonra bunun inşaatı durduruldu ve galiba şimdi orası metropolde duruyor. Nasıl finanse ediyorsunuz? Yani şimdi o külliye ciddi bir para. Onun arazisi ciddi bir para. Siz diyorsunuz ki biz bir cami cemaatiyiz ve camide sohbet ediyoruz, zikir öğretiyoruz, beraber ibadet ediyoruz. Ama ortada bir de bir gerçek var ki bir cemaat yükseliyor ve bu cemaatin belli bir varlığı olmalı ki işte külliyeler yapılıyor, yurtlar yapılıyor. Nedir, nereden geliyor değirmenin suyu? O meselede ben cemaat işi değil o. Yani İsmail Ağa'yla alakalı bir şey değil o. O ben her akşam bir yerlere gidiyorum. Haftada diyelim o zaman 20 yerde konuşmalarım var. Sohbet diyoruz biz ona. Sohbetlerim var. Bu kandil gecesi olduğu zaman herkes bir yere yığıldığından büyük izdihamlar yaşanıyor. İşte İzmit tıkandı, orası tıkandı, burası tıkandı. Bu ihtiyaç üzerine halk, bu genel halk yani... Pantollu, ceketli, böyle şalvar cübbeli bir şey değil yani. O külliyeden bir şeyi bakın, eski görüntüler var elinizde. Orada sosyal bir yapı var. Yani genel halk var. Benim bir sempatizanlığım, bir de benim bu kasetlere ses vermem ve bu kasetlerin yayılmasından dünyanın her tarafından böyle bir sevenim var. O zaman. Şimdi zaten artık radyo, internet hepsi çıktı. Bu şey altyapıdan kandil gecelerinde toplanılmak üzere. Çünkü o gecenin özelliği var. Öbür türlü herkes yerinde bekliyor. Ama o gece sevabı, fazileti var. İşte özel bir namaz kılınıyor. İşte özel dualara bulunalım hesabı. İşte haçta herkes 3 milyon bir günde gittiği Arafat'a gibi. Bir durum olunca böyle büyük bir yer yapalım dedi. O zaman babamın işleri iyiydi. Babam zaten demirciydi. 8 dönümü kendi arsasıydı. Yatırım için almıştı. Orada para toplanmadı, arsada para toplanmadı. Fakat buranın bütün her yerden, diyelim ki 50 yer, 30 yerde benim gittiğim yerler var. Her gittiğim yerde de ona göre dinleyicim var. Bunların hepsinin oradaki temel atılırken özel birkaç kişi attı temeli. Toplanma yok. Özel birkaç kişi temeli attıktan sonraki yapıda duyan gören halk, o zaman vakıf vardı. Kapatıldı o vakıf sonra işte. Bu 28 Şubat sonra kapatıldı. Fatih Hak ve Hizmet Vakfı. O vakıf orayı kiralamıştı. Mülkiyet şahıslardaydı. Vakıf kiralamıştı. İnşaatı vakıf yapıyordu. Girdisi çıktısı muhasebesi var. O zaman şey o civarda çoktur. Çekmeköy, Ümraniye tarafında bizi sevenlerden şey çok. Nalburiye işleri yap. Çok. Yani adam o getiriyordu, çimentosunu ben vereceğim. Öbür gece demirini ben vereceğim. Çoğunun demirini babam temin etti falan. Böyle başlandı. Başlanınca bir yılbaşı gecesi açılış oldu. Çok iğreti bir yapıyla. O zaman işte yanlış işte dergiler şeyle kapaklar yaptılar. Yok polonez baskını, yok bilmem ne. Hiçbir alakası yok. Ama tabii biz o zaman kaymakama vakıf yazı verdik. Dedik ki biz burada Mekke Fethi'ne denk geliyor. Bu yılbaşı Mekke Fethi bir kutlama yapmak istiyoruz diye vakfımızın resmi yazısı var. Kaymakam da ne bilsin adam o kadar kalabalık olacağını. Kaymakam da dedi ki vakfın kendi yeri ise şey de yoksa dışarıya taşan miting havasında ses, dışarıya ses verilmiyorsa kapalı yerde vakfın, derneğin kendi toplantısını yapma serbestliği var. Buna izne tabi değil. Namaz zaten insanlar nerede toplandı, kalktılar namaz kıldılar. Bu da izne tabi değil. Diyerek bize yazı verdi. Fakat biz orada tabii o zaman gazete yok, dergi yok, hiçbir reklam yok bizim hakkımızda.
Birden ne bileyim yani Tokat'tan 8 otobüs Erzurum'dan falan bir, ne kadar insan geldi biz onu bilmiyoruz yani. Hep bir manevi mıknatıs bizde hiç öyle bir şey yok. Böyle bir halk kalktı gelince çoğu giremedi tabii. Bu sefer buradan gelenleri köprüden bu tarafa direkt gönderdiler. Orada ben bile motosikletle gidebildim. Motosikletle gittiniz. Motosiklet mi diyorsunuz siz? Yok biri arkasını aldı ha. Gidemiyorum ki. Orada yığılmış ben gidemiyorum. Bu sefer burada yanlış Tansu Çiller dönemi. Anlayamadılar meseleyi anlayamadılar. Mesele anlaşılınca tabii yüzbaşı falan sonra bizi çağırdı görüştük o zaman. Baktı ki resmi talep var. Cevap var. Fakat bu halk nereden gelmiş? Şimdi bunu bize nasıl soruyorsun ki bizim bu halkla bu kadar insandan tanışmamız, telefonlaşmamız mümkün değil. Belki cep telefonu kaç kişi vardı? Sayı bilinmiyor çünkü saatlerce açılamadı. Yani buradan diyelim Çekmeköy'den dolmuş, Paşabahçe'den dolmuş, köprüler dolmuş. Yani bunu biz anlayamadık meseleyi. Bu bir şöyle, ben çok gezerim ya, her gezdiğim yerden de bu epey bir konuşuldu ya, öyle bir yer yapılıyor işte Kandil'de, yılbaşı gecesi veya Kandil bir münasebette toplanacağız. Bunun ilanları yapılmıştır münferit yerlerde. Yani Adapazarı'na gitmişizdir, orada demişizdir, onu orada demişizdir. Bunlar bir birleşip toplanma durumunda bu oldu. Buradan bir patlak verilince, efendim yanlış düşünceler. İşte Polonez'e gidenler varmış efendim yılbaşı kutlamaya gidebilir en doğal hakkı fakat yol tıkandı. Yol tıkanınca zaten kim nereye gidiyorsa fark etmiyor yani ben de gidemedim. O da şeyde kanca bu sefer işte sakallı var çarşaflı var işte bizi öldürülen vurulan diye korkanlar olmuş gibi medya bir yansıtmalar yaptı. Hiç alakası yoktur. Mesela Fatih Çarşamba oranın sağlı sollu kız liselerinden okullar doludur orada. Ve İsmail Han'ın önünden gelen geçenin yarısı da açıktır. Yarısı da açıktır. Efendim her türlü mini etekli geçer, pantollu geçer. Hiç alakadar etmez. Etmemelidir mi? Müslümanlık da budur. Yani sen ona nasıl laf atabilirsin geçen ya? Geçen gün Ayşe Arman geçerken kızmışlar. Şimdi orada bir şahıs kim ne yaptıysa provokasyon varsa onu bilmem. Çünkü orada da provokasyoncular oturuyor. Yani onu çok dış mihraklar var orada da. Şimdi yani, ne işi var dış mihran? Niye gitsin çarşamba dotursun? Orada yani? Bir olay çıkartmak çok istediler. Biliyorsunuz iki tane şehit verildi yani. Şimdi burada da şimdi hocaların kimseyle bir alıp veremediği yoktu ki yani. Bunu gelip caminin ortasında niye infaz ediyor yani? Onu da soracağım zaten. Yani olacak iş değil ki bu. Yani o şeyi oradan dağıtmak projeleri söyleniyor. İşte ekümenik projesi var. Sur içinde rahatsızlık var. Buranın bu cemaatin işte uzaklaştı, korkutulup, irkitilip, ürkütülüp. Efendim işte dağılınırsa burada ona göre işte Avrupa Birliği veya işte Dünya Bankası'nın finansıyla efendim binalar balatmalat tecdit ediliyor, yenileniyor. Bütün bu projeler çok evvelden duyuyorduk da şimdi bayağı davulun sesi yakından gelmeye başladı yani. Bu kadar hiçbir camide olmamış hadiseler burada oluyor. Yani aşağıma o olayı da hiç bilmiyorum, duydum, inceleyemedim yani. Gazetelerde de ne çıktı onu da bilmiyorum. Ama ona orada şöyle... Normal vatandaşın geçmesi başkadır. Ben röportaj yapacağım diye. Geldiği anlaşılanın işi başkadır. Tepki mi olur ona? Tepki olabilir. Çünkü neden? Hep şöyle anlaşılıyor. Bizim aleyhimize konuşacaksın sen. Bizim aleyhimize laf çıkartacaksın diye. O tepki içlerinde olabilir. Ama ben karşılaşsam hiç benim için fark etmez. Kimle karşılaşırsam. Hürmetimle, saygımla. Buyurun efendim nasılsınız? Efendim oturun. Kadın ile sıkıyor musunuz siz? Buyurun. Kadın ile sıkar mısınız? Kadın ile sıkma. Sıkmasın. Yani mahremim olmayan da tokalar. Çünkü Resulullah'ın eli hiç değmedi diyor nikahlısı olmayana. Ayşe anamızın bu hadisi var. Biz buna göre sıkmayız. Ama sıktı diye gavur oldu değil. Böyle bir şeyle alakamız yok. Sakal uzun, kafa sıfır numara. Onun bir nedeni var mı? Saçın onun nedeni yok. Saçın uzatılması da sünnette vardır. Hatta kulak yumuşaklarına kadar gelir. Ortadan ikiye ayrılması lazım Efendimizin beyanı. Resulullah Efendimiz ekseri uzatmıştır. 4 kere ömre ve hac ihramında kesmiştir. Bizim burada bir özelliğimiz yok. Yalnız ben çok bunalımlı, şekerim de var. Çok rahatsız başımız kapalı olduğunda. Aha. Baş kapalı olunca çok terleme yaptığı için ben bunu nefes alması, rahat menfezlerine rahatlıkla yapıyorum. Dini bir manası yoktur. Yok. Yani özel bir sebeple yoktur. Şey değil, yoktur. Bir gönderme yok. Yok. Peki... Demin de soruyordum yarım kaldı. Şimdi Nakşibendiliğin pek çok Türkiye'de farklı farklı kolları oluştu. Bu kollar arasında böyle bir şey var mı? Birbiriyle bir geçirgenlik, bir paralellik, bir zaman zaman buluşup beraber fikir alışverişinde bulunma, ibadet konusunda bir uzlaşma, bir beraber yol belirleme var mı? Yoksa her cemaatin kendine ayrı bir üslubu var. Hiçbir
cemaat-i mebliğ bağlantısı yok mu? Böyle bir şimdi mesela bizim hakkımızda konuşacak olursak biz alim olan, ilmi vasfı olan insanlarla görüşürüz. Yani bir ayrım da yapmayız. İlmi vasfı olan muhterem, efendim istifade edilecek insanlar da burada bir cemaat taassubu yapılmamalıdır. İlim bazında faziletli insanlar varsa bunlarla görüşülmelidir, görüşülür. Böyle bir şey yok. Yalnız tabii herkes hocasından gördüğü usulü götürür. Maalesef şu anda o da bozulmaya başladı. Çünkü hocaların usulü ağır gelmeye başladı. Şimdi insanlar değişik ortamlarda biraz rahatlamak istiyorlar. Rahatlamak isteyince hocamız böyle diyordu ama şimdi o zaman da değiliz. Şöyle oldu, böyle oldu. Zaten çoğunda da safilik bozuldu. Yani herkes artık kendi indiği, nefsi yorumuna başladı yani. Böyle bir durum var. Ama birbiriyle görüşülecek bir mesele yok. Yani uzlaşılacak hiçbir mesele yok. Çünkü yani ibadetler hepsinde Kur'an sünnet neyse belirlidir. Ama bunun hocası ona 5000 la ilahe illallah de demiş, öbürü 3000 de demiş. Öbürü demiş ki işte efendim şimdi bu zamanda sıkıntı var. Ya 100 tane de dese bizim talebemiz sayarız. Hesabı şeyler yani. Bunlar da büyük bir sorun teşkil edecek bir şey yok. Aralarında büyük farklar yok. Büyük farklar yok. Peki Nakşibendilikle ilgili şöyle bir inanç diyeyim ya da Nakşibendilikle ilgili. Nakşibendiliğin sadece bir dini yaklaşım olmadığı, sadece bir ibadetten ibaret olmadığı, bir ibadet yönünden bir araya gelme olmadığı, Nakşibendi'nin aynı zamanda dünyada da siyasi iktidar istediği söylenir. Nakşibendi'nin hakikaten bir dünyevi siyaset isteği var mıdır? Hiç alakası yoktur. Bu son zamandaki ekoller yapıyorsa bunu, bunlar bidattır yani. Tarikatta bidattır bu. Bu reformdur, bu uydurmadır bu. Böyle bir isteği hiçbir zaman olmamıştır. Niye olsun? Yani Şah-ı Nakşibend Hazretleri Timur'la o zaman, Timur zamanındaydı. Timur'la ona duacı olmuştur. Yani biz de ülül emre itaat, yönetime bağlılık, başkaldırmamak, efendim insanları sokağa dökmemek, her ne hususta olursa olsun. Yani hiçbir zaman siyasetten mümkün mertebe uzak durmak, yani ahiru ma yahrucu min kalbi arifi billah hubbu riyase diyor. Adam Allah'ı bilen evliya da olsa diyor kalbinden en son baş olma sevdası çıkar diyor. O en zor çıkar o. Her şeyi temizler o ille reis olayım hesabı. Zaten bu sistemlerin meşruiyeti reislik sevdasını baş olma hevesini yıkmak için bu zikirler yapılıyor. Yani Allah'a yönel ahireti düşün kabir var. Öleceğiz gideceğiz şurayı görüyorsun elinden gömüyorsun yani soğuğu dünyadan soğuğu. Yani hele baş olmakta çok büyük sıkıntılar var. Çünkü mesuliyetler yüklendiği için, yani Hazreti Ömer'in meselesi var. Efendim ya Rabbi diyor memleketler arttı, ben adalet yapacağım, çok zorlanmaya başladım. Beni al diyor, benim canımı al diyor yani. Ben aciz kalmadan al diyor. Onun için bir yerde bir köprü kırılsa oradan geçerken keçinin bacağını kırılsa Allah. Ömer'e sorar. Ömer İbni Abdülaziz de aynı olmuştur bunlar, adaletli insanlar da. Sistem hep budur. Yani hep kaçmak. Hatta işte İmam-ı Azamlar falan ki mezhep imamımızdır. Bunlar hep kadılık, mevki, yani protokol demektir kadılık. Kaçmıştırlar. Hatta dayak yemiştir, hapiste ölmüştürler. Aman ben bana makam, mevki vermeyin. Yani nakşilik bunu nasıl şey yapabilir yani? Bizim okuduğumuz hiçbir kitapta böyle bir şey yok. Ben bu kadar bu hususta kitap okudum. Hiçbirinde illa da idareye ele alın da reis olun diye bir şey görmediğim gibi. Hepsinde ortak dünyadan soğuk olun. Aman reislikten kaçın. Aman baş olmayın. Baş olmayın, darbe başa gelir, kuyruk olun, kuyruk kurtulur. Biz böyle biliyoruz. Şimdi birileri, işte demin ne dedim, asaleti bozulup da, madem bu kadar cemaat var, bunlarla bir yere gelelim hesabı varsa, bir de babadan oğula kalmalar başlarsa, oğuldan toruna geçmeler başlarsa, aile şirketi ve holding bünyesi başlarsa, buna manevi bir yol denemez. Böyle bir şey olmaz. Peki mesela Türkiye'de hep bilinen şeydir, yani tarikatlar, zaman zaman çeşitli siyasi partileri desteklerler. Siyasi partiler de bu tarikatlardan güç almak için onlarla pazarlık ederler. Mesela siz... Hiç böyle bir şey rastlamadık, vakı bile olmadı. Biz hiçbiriyle pazarlık yaptığımız sabit değildir. Hiçbir konuda. Yani ne alakadar eder bizi efendim kim seçilmiş kim seçilmemiş. Ha burada adaya bakılır. Adayla ilgili insan kendi görüşte yakın olan birine. O kendi tercihidir. Kendi tercihidir. Yani bu pazarlıklara hiç girilmemiştir. Yani bizden 10 mebus olsun, 20 mebus olsun falan.
Bunları duyuyoruz. Bazı camialarda duyduk. Yani bu pazarlar duyuyoruz. Şahit olmadık ama. Çünkü biz bu konunun içinde değil olmadığımız için şahit olmadık. Yani bizim üstad zaten bizim camiada öyle bir şey vardı ki sırf hasbilik vardı yani. Allah rızası için. Allah rızası için. Ama tabii ki herkes hakkında bunu konuşamam. Yani herkesi de tenzih edemem, yalan olur yani. Tenzih edemem. Çünkü var bu meselelerde. Ya, ama bizim ne alakamız olmuştur? Peki şimdi hep diyorsunuz ki bu ticarete giren bu nevi cemaatler ticaret işine girdi. Holding... Şahıslar girsin diyorum. Camialar holdingleşmesin diyorum. Holdingleşiyor mu peki camialar bugün? Var. Kim var mesela? İsim veremem. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Peki bunun zararı nedir? Böyle yaptıkları zaman ne olur? Ne zarar verir bu? Bunun işte demin dediğim gibi ne zararı verir? Batar. Bir işle efendim iş yeri batar. Ondan sonra halk zarar görür. Hissedar olan, para veren. Zarar görünce birbirine düşman olur. Aynı camide saf tutan, ömreye giden, hacca giden adam birbirine hakarete başlar. Bundan büyük zarar olur mu yani? Ama bir yandan da bakıyorsunuz zenginleşiyorlar. Yani birbirleriyle ticaret yaparak. Zenginleşiyorlar da İslam'a ne hizmet oluyor? İslam adına ne fayda geliyor yani? Bir ehli sünnet camiası adına veyahut da ne olmuş bu hizmetler? Bu zenginleşme sulandırmaya yaradı. Neyi sulandırıyor? Allah'ın hükümlerini sulandırmaya yaradı yani. Tavizlere yarıyor. Çünkü bu ortamda yaşayabilmek için rekabete girecek. Rekabete girdiği zaman ona göre şartlarda hareket edecek. İslam'a uymayan şeyler var. Sizin gibi değil ki siz şimdi İslami bir kanal olarak çıkmıyorsunuz ki siz her türlü faaliyetiniz var. Efendim isteyen gelsin buyursun konuşsun diyorsunuz. Sizde bu sorun olmaz. Ama şimdi bir camia adına çıkılan yerde bu ne olacak? Efendim şurada bir faize bulaşma tehlikesi varsa, rüşvete girme tehlikesi varsa vesaire vesaire bunlar en büyük haramlardır. Rüşvete biz de girmeyiz de. Yo, onu demiyorum sizin adınıza tamam. Ama şimdi yani kredi diyelim düzende serbest olabilir yani bu düzende. İslam'da yasaktır faiz. Ama adam şimdi ben İslam'a hizmet edeceğim, büyüyeceğim. Büyüyeceğim için her şeyi yapabilirim. Bu sefer bana her şey mubah. Çünkü ben bu bayrağı ben taşıyorum. Ben İslam'a hizmet edeceğim. Hesabına başlarsa, İslam'ı kendi tekeline inhisar ettirmeye başlarsa, ondan sonra benim dediğim doğru, başkasını dinlemeyin, öbür hocaya gitmeyin, beri bu taassup, bağnazlık nereye götürür? Hezipleşmeye götürür. Maddi güç oldu mu da öbürünü bastırıyor. Maddi gücü kime karşı kullanıyor? Diğer cemaatlere karşı kullanıyor, ona karşı, buna karşı kullanıyor. Yani bu sefer ne oluyor? Kendi de eğer ki İslam'a göre yanlış bir itikadı veya ameli varsa, yandı gülüm keten elva, bütün Müslümanlar onun gibi inanmak zorunda kaldı şimdi. Din adına güçlü olmanın bir lüzumu yok. Yani holding güçlülüğü lüzumu yok din adına. Din adına din alimleri vazifelerini yapar. O zaman siz de beni çağırırsınız, konuşursunuz. Öbürünü de çağırırsınız, konuşturursunuz. Mesele değil. Ben burada kanal mı kurmam lazım yani? Peki siz bir kanal niye kurmadınız mesela? Pek çok cemaatin kanalı var. Hatta kanalları var bazılarının. Yani şimdi biz bu işler şey getirir çok. Ben beni davet edene gidip konuşmayı bile kabullenmedim. Evet. Kabullenmedim. Şundan kabullenmiyorum. Şimdi din adına konuşulduğu zaman orada, yani sizin gibi hasbihale gelirim. Ama haftalık mutat, gel sohbet et deseniz, şimdi biraz düşünürüm. Niye düşünürüm? Şimdi öbür hoca da çıkar, beri hoca da çıkar. Şimdi benim itikatlarını muhalif gördüğüm ehl-i sünnet akidesine işler var. Adam çıkıyor işte kendi başına gidiyor, şeytanı taşlıyor. 1400 senedir hac, efendim Arafat'ta toplanmak üzere kurulmuş bütün mezheplerde. Bir kişi çıkmış, profesörüm diyor, tamam. Şimdi o adam diyor ki ben diyor şeytanı kendi başıma taşlarım, Arafat'ta kendi istediğime göre giderim. Böyle bir dinde tahrif. Şimdi bu kişi de çıkıp sizle bir konuşma yapabilir. Hakkıdır yani. Herkes görüşünü konuşsun. Ben ona karşı değilim. Ben bu sefer dedim ki benden sebep buraya çektiğim topluluk, bir de onu dinleyeyim derken acaba girerse buna, ben de şimdi buna niye yardımcı olayım ki canım? 1400 senelik bir din var yani. Bunun diyaneti, her şeyi buna dahil. Kararı müttefik yani. Burada hiçbir ihtilaf yok. İhtilaflı konular varsa da ihtilaflı olmayan konuyu niye ihtilafa sokalım canım bir kişi için? Şimdi bu gibi şeyler halde ben de bu kanallarda şey koydum hep. Yani bu şekilde konuşamayız. Çünkü siz falan hocayı da çıkartıyorsunuz. Falan hocayı da bir hassasiyetleriniz yok. Yani bu hassasiyetleriniz olan bir kanal olsa şey, bu hassasiyeti olan pek yok. Olan da benimle uyuşamıyor belki. Beni beğenmiyor. Böyle bir durum olduğundan şimdi biz bu kanal kurma işine de giremedik. Zaten bizim bir maddi gücümüz de yok. Yani maddi... Yok mu hakikaten? Yok. Yani, ama siz iyi yaşıyorsunuz. Ben hiç iyi yaşamıyorum. Nerede iyi yaşıyorum? Şimdi geleceğim biraz oraya da. Ben hiç iyi yaşamıyorum.
Ama şu, yani işte benim arabam, diyelim ki bu şimdi benim geldiğim araba bir Mustafa Ünal abinin arabası. Şimdi onu sizin muhabirler mesela yarın haber şeyle gazetelere çıkar. Sizde çıkmazsa öbürlerinde çıkacak. Hoca BMW'le geldi. O benim arabam değil. E şimdi benim 10 bin tane istediğim arabadan beni hocam gel götüreyim diyen olur. E bunların hepsi benim arabam oluyor. Kimin evine gidersen benim evim oluyor. E bu hal o, böyle olunca da yani hoca çok şey oluyor yani. Hoca çok zengin, zengin oluyor. Oluyor. Hiç alakası yok. Onlara geleceğim, soracağım da. Şimdi televizyon mevzu açılmışken aklıma geldi. Şimdi siz daha önce dediniz ki bu televizyonlara çıkan, televizyonlarda konuşan şeylerle ilgili bu din alimi denilen kişilerle ilgili dediniz ki her biri bir taviz veriyor. Şimdi siz de buraya çıkınca dönümse demezler mi? Sen de bir ne taviz verdin bu diye. Bu taviz değil. Ben şimdi size konuşurken bir haramı helal dersem, bir helalı haram dersem taviz olur. Ben size konuşurken doğru bildiğimi konuşuyorsam o arada siz yorum da katsanız beni bağlamaz. Benim beyanım beni bağlar. Ben şimdi bir harama helal demedikten sonra bir taviz olmuyor. Ama şimdi taviz veriyor derken orada başka şeyler söylüyorum. Yani şimdi faiz reklamı girer. Efendim memnu şeylerin bazı yasak şeyler girer. İslam'a hoş görülmeyen şeyin reklamı girer. Yaşamak için reklam lazım. Bu sefer rekabete girer. Rekabete girdi mi bunun dozu kaçar. E şimdi ben kimin kızından aşağıya hesabı yaptığın zaman efendim buna da bir fetva bulunur. Fetvayı bir hocadan alamazsa öbür hocayı bulur. Olmazsa uydurur. Uydurma lüzum yok. Hoca bol. Hoca bol mu? Hoca bol. Verir. Her türlü fetvaya verir, bir hoca bulur. Verir, her türlü verir. Ahmet Bey hakikaten çok içten konuşuyoruz. Hoşuma gidiyor konuşmalarınız. Peki bu nefis karıştırmaktan bahsettiniz. Dediniz ki işte belli bir yere geldikten sonra nefsi karışabilir. Hocalar, büyükler bakarlar, ölçerler. Ve nefsi karışmayacak olanlara bir özgürlük alanı tanıdık. Tabii yani şimdi ferasetleri var, kerametleri var diye inandığımız kişiler. Bu kişiler, bir Ali Haydar Efendi şeyhi geliyor, kalk diyor, gel diyor Bandırma'ya, burada bir asker var diyor. Gidiyor hakikaten askerde birini buluyor yani. E şimdi böyle bir olay, yaşanmış bir olay konuşuyoruz. Mütematir bu. Böyle bir olay olduğu zaman o Ali Haydar Efendi daha Mahmut Efendi'ye şüphe eder mi yani? Bu durum böyle olur. Öbür türlü tabii... Yani bu adama biz diyelim ki bir icazet verelim yani bu da bir zikir öğretsin, bir de hatim okusun, okusun dese. Ve bu adam da yarın bugün belki bir para toplayacak, belki başka bir şey istismar evet, edecek olursa. Bunu veremez ki. Yani bu budur ama. Peki siz bir para toplamıyor musunuz? Mesela bu vakıf nedir? Bahsettiğiniz deminki o Fatih Vakfı. O vakıf kapandı, 28 Şubat'ta bitti kapandı. Zaman, ben onu aile vakfı gibiydi. Babam falan. Biz o vakıf 28 Şubat'ta külliye meselesini yanlış anladılar. Bir korkma hali hasıl oldu. Yıkmaya kalktılar o zamanki şeyler. Biz hatta o zaman karar aldık. Yani 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi hemen gelirdi. Velakin bizim şöyle bir kararımız oldu. Şimdi orada jandarma bölgesidir. Bir görevli gelirse. Yani yıkacağız diye geldi. Şimdi burada da karşı taraftan yıktırmayız diye bir cemaat toplanırsa. Burada bir sorun olmadığını farz edecek bile ya bir provokatif eylem girerse bu cemaatin içine de bir askere falan bir zarar verirse bu kime yarar? Bu kadar insana yazık olur. Ne oldu şimdi orası? Orası şimdi mahkeme süreçleri var ama yani memlekette her şey kurbağa adımıyla gittiği için hiçbir hususta gerçek çıkmıyor meydana. Kaplumbağa adımıyla. Kaplumbağa adımıyla. Kurbağa zıplar çünkü de kaplumbağa. Kaplumbağa tamam öyle değil. Ben o ikisini bir karıştırıyorum. Burada şimdi bir neticeye varılmadı. Fakat bir kısım bir okul arka tarafa yapılmış. Binanın ne olduğu belli değil. Hukuksuz süreçler var. Kimse de efendim ilgilenen yok. El mi koyuldu oraya şu anda? El kolundu. Hiçbir yerde tapu yok. Oraya bir tapu çıkartılmış. Dünyada müslü olmayan bir şekilde. Oradan oraya. Mesele yani Milli Eğitim'e tahsis edilmiş. Önce başka yere tahsis edilmiş. Yani orada o kadar şey var. Kim yaptı, kim etti veyahut da kimin hakkı var. Asıl arsada kimin payı var. Hiç sorulmamış. Böyle bir şey. Yani 30 bin tane bina var o bölgede. Buraya özel tapu çıkarılıyor falan filan. Aslında yani her şey hakkını yerine getirilseydi iyiydi. Velakin ne yapacağız şimdi? Yani ben mesela hiçbir zaman hiçbir davamda Avrupa Birliği'ne, Avrupa Mahkemesi'ne gitmedim. O kadar mağdur olduğum durumlara hiçbirinde gitmedim. Bu kadar yerlere kondu gitmedim. Çünkü ben vatanımı, milletimi kime şikayet edeceğim yani? Elini Hristiyan'ından ne adalet bekleyeceğim ki? Yapmadım. Ondan sonra efendim o zaman Sabah gazetesinde çıkmıştı tabii o eski yönetim devrinde.
baş sayfada çıkmış yani Amerika'daki bir kurum. İşte 28 Şubat en büyük mağduru Ahmet Mahmut Ünlü. En büyük mağduru diye birinciye çizmişler. Yani bunu Amerika'daki bir kuruluş yapmış. Bakmış vaziyete. E şimdi biz hiçbir zaman için bu milleti, vatanı kimseye şikayet etmek tarafı da değiliz. Burada bir hukuksuzluk varsa da bu yine kendi içinde düzelir. Bu yanlış hesap Bağdat'tan döner diyoruz. E zaten derdimiz cami diye millet para verdiği için. E zaten ben kıyamete kadar baki orada vaaz etmeyecektim zaten. Ne oldu o paralar sonra? Orada duruyor işte, inşaat duruyor. Biz de diyoruz ki vakfın kapatılma sebebi de şu. 400 milyar toplamışsınız, 3 trilyonluk mal yapmışsınız. Başkalarına da 3 trilyon toplamışsın, malın 300 milyon diye kapatıyor. E bize de 400, şimdi adam çimantoyu getirip yiyor, öbürü demirini veriyor. Adam riya yapmayayım diye gece bırakan bile oldu dolu. E onları işte kayda geçirmiyor, orada bekçi tutmalıyız. E bilmiyor, bu böyle bir yanlışlıklar olmuş olabilir yani. Fakat burada gaye nedir? Bu kadar millet öldü gitti. E, kabirde orada yardım edenlerin çoğu ölen insan var. Yani cami olsun bari. Diyanete bağlan, bize ne yani? Ezan okusun, Allah'a ekber desin. Kilise çanı çalacak hali yok ya. Biz de diyelim ki bir cami... Bizim arsamız da var dese, hepsi de olsa bir cami olmuş, bir Allah-u Ekber deniyor. E şimdi minarenin ucunu kesip de kule görüntüsü vermek, saat kulesi, saat koymanın bir lüzumu yok. Cami diye yapılan, Kabe'ye diye verilen para buradaki camiye kullanılmaz. Buradaki camiye de vakıf böyledir. Yani nasul, ne diyor, şartul vakıf kenasul şari. Vakfedenin nas şeyi, koyduğu bir şart vakfiye üzerinde şeriat sahibi yani Allah peygamberin ayet-i hadisi gibidir diyor. Yani şimdi bir adam dese ki İsmaila Camii'ni şu halıyı vakfettim. Onu kalkıp da ya Kabe daha üstün götüreyim Kabe'ye desen günahkar olursun. Adamın niyeti bu. Burada bir cami yapılmış. Burada bir ev yapılmamış, yurt yapılmamış ki bize. Şunu bile halledemedik yani. Yani şurada bir ezan okunsa bu kadar ölen kalan yüz binlerce insanın parası var. Bina duruyor yerinde. Biz ne istiyoruz? Bana mı verin diyoruz? Benim zaten üyeliğim yok, vakfım yok, bir şeyim yok. Ya maalesef yani bu yanlışlar düzeltilmedikçe de huzur da gelmez. Peki Ahmet Bey, şimdi sizin cemaatte de bir liderlik tartışması var son zamanlarda. Hiç böyle bir tartışma dışarıdan yok. Dışarıdan izlediğimiz kadarıyla. Hiç öyle bir tartışma ben. İçeride hiç öyle bir şey görmedim. Yani sizin liderinize karşı çıkanlar var. Ya benim liderliğim diye bir şey yok ki. Burada yani Mahmut Efendi'nin... Şimdi Mahmut Efendi ölünce binlerce, sanki size kalacakmış. Ama ne kalacak? Post. Ne var ki ne kalacak? Post. Benim evde zaten post var kendime. Post kalma lüzum yok ki, herkes alabiliyor. Postları birleştiriyorlar şimdi, güzel 200-300 dolarlık postlar var. Al bir post otur, sen de yarın al bir post otur. Ne fark eder yani? Niye biraz kalsın ki? Sakal uzatırsam olur. Yok canım, böyle de olur. Her şeyin meşrebe uyanı var. Şimdi burada bir post yok ki kalsın. Ben bunu anlamıyorum. Bir defa bir hesaplaşma diye bir şey yok. Ondan sonra bunu çok şey ettiler. Yani öyle bir müptezel ithamlar, şeyler. Evet. Yani cinayetlere kadar götürmüş. Yani ben şaşıyoruz kalıyoruz. Yani Hızır Efendi benim hocamdı. Mahmut Efendi damadıydı. Ben onun elinde büyüdüm, çocuktum. Ve bizi evinde yatırıyordu. Üstadın kızı biraz hastaydı. Evi de o temizlerdi. Yani yumurtalar kadar, işte kıymalı yumurtasına kadar, işte çocukluğumdan hatırlıyorum. Her şeyi eliyle yapar yedi. Hızır Efendi böyle dünya güzeli bir adamdı. Kültürlü de bir adamdı yani. Edebiyat mezunu vesaire vesaire. İlmi Arapçası var, Farsçası var. Nur gibi bir insandı yani. Bizim hocamız yani. Bizim çok büyüğümüz yani. Her gördüğümüzde de elini ayağını öpeceğimiz, dua isteyen bir zat. Ya bu zat öldü. Kalktı bir dergi. Aydınlık dergisi o zaman. Post kavgası. E biz canımızdan vurulmuşuz. Hocamız öldürülmüş. Biz şok olduk. Peki nasıl oldu o cinayet şimdi? Hiçbir şey belli değil. Yani orta sanık yok ortada. Olur mu? Adam yakalandı. Ya çok kısa bir süredir çıktı. Şey, deli raporu verildi Bakırköy'den. Bakırköy'den deli raporuyla çıktı. Aklınızı alıyorsa buyurun. Ama mesela şimdi o... O adam zaten iki kişi daha öldürdü. Üçüncü öldürdüğünün orada anahtarını düşürdü. O yoksa kaynadı iş. Hızır Efendi'den iş kaynadı. İkinciden de anlaşılmadı. Üçüncü de ne anahtarını anladım. Düşürmesinden anlaşıldı. Ve o noktada da adam akli peki denge raporuyla çıktı. Camide bir linç olayı oldu. O neydi? O Bayram Hoca olayı. O yeni, yakın. Yakın. O Hızır Efendi olayı eski. Linç olayından hiçbir anlaşıldı yok. Bayram Efendi hocamız yine. O benim Hızır Efendi gibi hocam değil. Hızır Efendi'den okumuşum ben. Bayram Efendi çok samimi, efendim, kitap ihtisası çok olan. Yani böyle Murat Bardakçı abi gibi bir kültür abidesi bir adam yani. Kütüphanesi ona göre, sahafları gezer. Hayatı kitap. Çok kültürel bir insan. E bu orada pazar sabahı namazdan sonra konuşuyormuş. Konuşurken geldi bir bıçaktan. Efendim şehit etti hocamızı. Sonra onu linç ettiler.
Onu linç ettileri de bilmiyorum. Şimdi bir cemaat diyor ki onu getirenler linç etti. Yani orada... Şimdi ama cemaat bilinen insanlar değil mi? Yani orada değil, değil. Cami olur mu? Olmaz olur mu? Bu özel bir yer değil. Erken gelen ön safa geçiyor. Bak şimdi. Bir tekke olsa tekkede giren çıkan belli olur. Öne kim geçer de belli olur. Protokol gibidir. Ama cami öyle değildir. Cami Diyanet'in camisidir. Sen şimdi İsmail Ağa'ya siz... diyelim ki sabah namazı kaçta açılıyor bütün camiler? 4-5'te açılıyor. Siz şimdi gitseniz en ön safa oturursunuz. Size şimdi bıyığın yok, sakalın yok diyemez. Deme hakkı yok. Böyle bir şey olsa hemen Diyanet'e şikayet gider. İmamım imamı. Ne oluyor derler, atarlar yani bu. Burada kanun var memlekette ya. Böyle şey olur mu? Burası orman mı? Ön safa gelen, o günkü ön safa gelenlerin falan çoğunu kimse tanımıyor. Tanımıyor kimse. Tanımıyor. Ve tip olarak da uzun saçlar falan, genç ekol. Yani tip de şey değil. Bir de oradan tarihçiler, muharrikler var. Bağırıyor, muharrıyor. Şöyle oldu, böyle oldu bağıranlar. Kim ne olduğunu anlamadı ki. Normal cemaat bir şey anlamadı ki. Normal cemaat hiçbir şey anlayamadı. Arkadaki duymuyor. Camide zaten şey yok. Böyle büyük bir kubbeli bir yer değil. Arka arkaya uzanıyor. Kapıdan çıkan adam kimse, hoca efendi hastaneye yetiştirecek. Kapıdan çıkan ne olmuş diyor. Kim vur diye gidildi. Yani o adam da tabii yaşasaydı belki daha... bir ifade alınabilirdi. O da yaşamayınca... Onu linç edenler de kayboldular. Linç edenler diye bir şey yok yani. Orada belli bir şey yok. Zaten bunu emniyet çok araştırdı. Her şeyi seyretti, etti. Birkaç kişi ifadeleri alındı. Bir kişi tutuklandı, bir süre içeride kaldı. Olabilir, evet. Yani, o tutuklanan cemaatten biri miydi? Hiç tanımıyorum ben. Şimdi böyle bizde mümkün değil. Şimdi cami olduğu zaman kontrol mümkün değil. Siz cemaat tanımaz mısınız böyle isim isim? Ben cemaatin çoğunu tanımam. Çünkü yani isimleri bilmem. Hiç isimleri hiç bilmem. Çok tabii özel büyüklerimiz olur yani, beni okutmuştur, bana emeği vardır çocukluktan, tanırız yani, bir çevreyi tanırız. Ama şimdi cami olduğu zaman, cami, buraya dikkat edin, herkese açık bir yer. Buraya erken gelen ön safa geçer. Erken gelen oturur. Oturur. Buna kimse de kalk diyemez. Dediği anda o adam bir ihbar etse zaten Diyanet'ten yani soruşturma açılır. O gün o olayda birisi vardı ve onunla beraber birileri daha vardı. Yok canım, tabii onu getirenler illaki yani bu... tek başına değil. Peki niye öldürmüş olabilirler? İşte söylemesin diye belki arkasını. Hayır. Hocayı niye öldürmüş olabilirler? Bayram Bey'i niye öldürmüş? Hiçbir izahı yok ya. Edebiyat mezunu yine. Kaç üniversite bitirmiş. Çok kültürlü bir hocamız. Kimsenin tavuğuna kış demez. İlim kitap hastası yani. Kitap hastası. Peki cemaatteki pozisyonu neydi? Cemaatteki pozisyonu da çok sevilen bir insandı. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Yani Mahmut Efendi'den sonra yok Hızır Efendi kalacaktı, yok Bayram Efendi kalacaktı, yok Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, yok böyle bir şey. Çünkü üstad böyle bir şey dememiş. Bunu demediği bir şeyi bir kişi nasıl uydurabilir veya nasıl tutturabilir yani? Mahmut Efendi'den sonra kim geçecek cemaatin başına? Geçme şartı mı var? Dağılacak mı cemaat? Şimdi dağılmadı. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Şunu sıkı tutalım arkadaşlar diye bir koruduğumuz bir müessese yok. Onu... Holdingçiler düşünsün. Ha, senin bankaların, holdinglerin vesaire, kurumların işte politikada adımların, izlerin varsa bunu dağıtmayalım derdi olur. Biz de hoca efendi öğretmiş, hepiniz öğretin demiş. Şimdi benim gibi binlerce bu hususta hoca efendiden istifade eden hoca kardeş var. Ha şimdi ben tutulurum, sempatiyimdir, efendim konuşma şeklimdendir, hitabetimdendir, farklı açılımlarım vardır, internette konuşurum, size çıkarım. Öbürleri çıkmaz. Bu farklılık vardır ama burada herkes bildiğini konuşur. Ama şey diye duyuyorum ben, yani sizin cemaatin büyük bölümünün evde televizyon yokmuş. Mesela bana çıkmanız size cemaatte bir şey kazandırmaz. Kazandırır mı? Kazandırmaz, çünkü benim derdim cemaatta ben öne geçeyim diye değil ki. Benim derdim, hatta belki de bazıları taviz verdi diyecek. Evet, diyebilirlerdi. Benim derdim, ne işi var televizyon benim, benim derdim hak meydana çıksın. Benler olsun. Yani Mahmut Hoca'nın resimleri çıkıyor diye kızmaya başlamışlar şimdi cemaate, niye resim çektiriyor şimdi diye. Şimdi bazıları yani bunu haber alamadı. Mahmut Efendi açığa çıkmadığından son zamanda pek çok az kişi görüşebildiğinden yani resmine izin vermiş meselesinde haber alma noktasında gecikme yaşandı. Bu bazıları da biliyorsunuz bir güvensizliği vardır, illa ağzından duysam. Hocam diye. Böyle bir nokta oldu, burası da yani kendisinin yine tabii izin ve müsaade verdiği bu hususta. Madem yani çıkamıyoruz artık, insanları da tanımak görmek isteyenler müsaade verilsin dediğine bir ikna hasıl oluyor. Bu arada böyle bir şeyler yaşanıyor yani.
Ahmet Bey, yine bir kısa reklam arası vereceğim. Sonra devam edeceğiz. Değerciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile bir reklam arasından sonra konuşacağız. Merak etmeyin, jet ski meselelerini, Acarkent'teki havuzlu villaları, hepsini konuşacağız sırası geldiğinde. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ahmet Bey, şimdi sizinle ilgili basında inanılmaz bir haber yoğunluğu var. Özellikle 28 Şubat döneminden beri. Ve biliyorum ki siz zengin bir ailenin çocuğusunuz değil mi normalde? Babamızdan öyle vardı. Şimdi son zamanda işleri iyi değil de yani çocukluğumuz... Bayağı bir büyüme tarz şeyimiz, yaşlarımız öyle oldu. Mesela 80 senesinde 80 model Mercedes altımıza vermişti. Bir de şoför vermişti. Ben camilere vaaza gezerdim. O zaman şu dikkat çekerdi. Hep hocalar ister. Fakat böyle Mercedes'le, arabasıyla, kendi arabasıyla gelip de vaaz ediyor, bir şey de istemiyor falan. Bu imajlar o zaman şey oldu. Farklılık arz etti. Yani insanların daha yönelişini artırdı. Peki siz babanızın işini devam etmeye düşünmediniz mi? Yani ticareti yapayım diye. Şu anda nereye geçiniyorsunuz? Ben teliflerimle geçiniyorum. Yani bazı şeylerle, teliflerimi basan yerlerle anlaşmalarım var. Onlardan telif alıyoruz. Yani zaten onun için dedim, standartımız da çok yüksek değil. Aile işini kim götürüyor? Babanızın işlerini kim götürüyor? Babam işleri iflas etti. İflas etti. Yani. İflas etti. Ondan sonra bir şeysi kalmadı zaten. Yani iş yürütülecek bir iş kalmadı. Kalmadı. He. Kalmadı. Şu anda bir iş kalmadı. Kalmadı, iflas etti. Peki şimdi sizin bu eviniz çok konuşuldu. Acarkent'te evet. Eviniz var. Havuzlu bir villa. Hep diyorlar ki işte hoca herkese aman alçak gönüllü olun, lükse kaçmayın, israfa kaçmayın diye ders veriyor, nasihat ediyor. Ama kendisi havuzlu villada oturuyor. Bu eleştiride haklılık payı var mı, yok? Yok. Niye yok? Niye yok? Çünkü kimseden para toplayarak almadık. İslam kendi parasıyla insanın efendim istediği yerde ev almasına, istediği arabaya binmesine izin vermiştir. Bir defa mubah dairesindedir. Kul men harrama zinetallahi leti ahrece li ibadi vettayibat min rizq. Ayet. Ben diyor çok lezzetli rızıklar yarattım. Bir de diyor çok süslü, zinetli, imkanlı efendim eşya yarattım. Bunları diyor ben helal ettim diyor. Bunu diyor kim haram edebilir? Haram eden kafir olur. Yani dinden çıkar yani haram diye. Şimdi burada o zaman burada lükslüğü de yok. Çünkü şu anda Fatih'teki bir daire 700-800 bin dolara Fatih'te bir daire var şu anda. Fatih'te 700-800 bin dolar. Niye o kadar pahalı? Öyle. Fatih öyle, Suriç öyle. Öyle ya, ona göre malzeme de ona göre ise, deprem sonrası yapılmışsa, büyükse Fatih Camii'ne giden yolda 700 bin dolara. Fatih Camii'ne giden yolda 700-800 bin dolara daire var. Biz o zaman orayı 400 bin dolara diyelim almışız. Dolar da kaçtı bilmiyorum. Yani biz orayı aslında o zaman ucuz diye aldık. Şeye baktık. Acarkent yapılırken çok pahalı bir yer değildi, evet. Değildi. Biz oraya baktık hesaba. Yani en pahalısı 400 bin dolar idi. 125'ten başlıyordu en düşükleri. Burada da hava ve oksijen meselesi devreye girdi. Peki o zaman niye orada sitede aldın da dışarıda almadın meselesinde? Bu sefer buralarda tapu yok. Bizim tapusuz bütün yerlere el koydular. Tapusuz diye. Efendim ondan sonra sen tapusuz bir yer al. İmarsız, iskansız. Gelip yıksınlar. Orayı da tapulu halde bile bir şeyler çıkarttılar. Orman. Bir şeyler çıkarttılar orman yani. Orman alanı olduğu için. Memlekette bütün acarken gidiyordu. Yok yok, memlekette hiçbir yerde tapu olan yerde bile bir güvence yok da. Yok. Her an her yerden bir cami, köprü bir şey geçebiliyor. Şimdi böyle bir durumda ihtiyattan. Allah İslam tedbiri emrediyor. Başımıza da bu kadar olay gelmiş. Kapımıza adam dayanıyor. Gazeteciler bir dayanıyor kapıya. Acayip bir durum. Ne yapacağız? En azından bir site
olur. Bir de tapulu olma özelliği olsun da dendi ve ucuz görüldüğü için orası ucuzluğundan alındı. Ama sen 800 bin dolara Fatih'te bir daire alsaydın konuşulmazdı. 400 bin dolara orada alsan lüks oluyor yani. Ama havuz falan da var. Biliyor musun havuzu? Havuzu benim donuk omuzlarım şekerden. Doktorların en büyük tavsiyesi, bir de şekerden tamamen tahribatım var. Yani hiçbir sporda yapamıyorum. Yürümede de büyük sorun çıkıyor. Yüzme, çocukluktan çok yüzmüşüz. Yüzmede yorulmuyorum. Yürümede de çok yoruluyorum. Ayaklarda damarlar sıkıntı. Hocam niye bu kadar peki genç yaşta bu kadar harap? Şeker hocam? Eski yani. Çocukluktan beri 20 var. Yok 18-19 yaşlarından başladı. 25 senedir şeker var. Bu irsi mi? İrsiliği de tam belli değiliz. Ama annem babam benden sonra oldu. Yani 60'lı yaşlarda oldular. Bizim de bu tabii hapis sürecinde hiçbir doktor, hiçbir bakım şey olmadı. Adam şimdi gözüm hasta diye 6 ay hastanede kalıyor hapisteyken. Biz orada... Yok ya, yapmayın, hapiste ölenler de var. Kanserken hapiste ölenler var. O da var. Her türlü var ama o da var, o da var. Şimdi biz de hiçbir dengeye tutturamadık. Bizim bu sefer hiç ne tahlil, ne bir şey, ne şeker ölçme. Hemoglobin A1C mi diyorsunuz? İşte o 13 ile çıktık. Bir çıktık ki ondan sonra gözün dibi bozulmuş, ora bozulmuş. Bu şimdi 10 ay sürerse... 10 ay mı yattınız hapiste? Yok, 13 ay. 13 ay. Toplam. Ondan sonra bu tahribatlar başladı. Kalp damar tıkandı, bypass oldu. Ondan sonra şah damar tıkandı, ona stent takıldı. Büyük bir zulümlere uğranılmış ama inşallah yani tövbe edip Allah'ın kulluğunu kabul ettikten sonra bize zulmedenler için evliya Allah'tan biri diyor. Ha ben öyle diyemiyorum, o kadar büyük bir makamım yok ama yani bana bir şefaat izni verirse önce bana zulmedenden başlarım. Çünkü yüksek derece erdiysem o erdirdi diyor ama o kadar bir şeyim makamım yok yani çok böyle bir şefaatim hakkım olsa onlara şefaat ederim diyecek kadar yüksek makamım değil. Öyle desek daha büyük adam oluruz. Ama doğruyu konuşalım, içimden gelmeyeni de konuşamam. Velakin yani böyle bir zulümler oldu. Bunun nedeniyle de bu hastalıklar zuhur etti. Bu sefer yüzme, yani şu anda da çok yüzemiyorum. Çok nadir yüzebiliyorum ama yine bir nefes açılması bakımından, vücudun biraz çalışması bakımından. Şimdi maillerle yüzükleri soruyorlar. Diyorlar ki altın takmak yasak değil mi? Hocanın parmağında yüzükler sarı diyorlar. Hangi sarı? Ben görüyorum da. Bu taş sarı. Evet, o da taş sarı. Yüzük? Yüzük gümüş. Gümüş. Öbürü de mi gümüş? Öbürü de gümüş. Peki üstelik pırlantalar var galiba. Pırlantalar var. Bu Nali Şerif, peygamberimizin Nali'nin sembolüdür. Buna İbn-i Asakir Hazretleri bunun hakkında bir kitap yazmıştır. Çok eski bir alim. Bunun bereketleri hakkında. Bizim itikadımıza göre bereketi olur diye. Onu da süslemişizdir ama bu pırlantası. Murat Bardakçı diyor ki Topkapı Sarayı'ndaki o Nali'nin Şerif zannedilen nalın aslında bir Bizans ayakkabısıdır diyor. Yok. O Topkapı'daki hangisini diyor bilmiyorum. Bunun Medine'de şeyi var. Oradan şey alınmış yani buradan ölçü alınmamış. Medine'de yapıyorlar bunu. Yani yüzüğü değil de nalin şeylerini kesiyorlar. Peki şimdi... Zaten kitaplarda var bu. Şeye lüzum yok. Bir naline ölçü tutturma lüzum yok. Ölçüyü kitaplar veriyor eski. Veriyor. Yani şu anda biz şu naline göre ölçtük demiyoruz. Cemaatle gidiyorsunuz ki cemaatin bir serveti yok, bir parası yok. Fakat sağda solda yayınlarda ben okuduğum kadarıyla... Şahısların var tabii. Parası olabilir, biz ne bilelim. Peki cemaatin bile bir milyar dolarlık bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Yalan. Bunu ispat etsin. Nasıl olabilir cemaatin bir milyar... Şimdi 100 bin kişi burada toplandı. Bu 100 bin kişinin bütün mal varlığını gayrimenkul topladık. Bir milyar dolar çıktı. Adam herkesin kendini adama ver desen... cemaati bırakır. Cemaati bırakır. Bırakır mı? Tabii bırakır. Arabayı kapıda bırakacak hali yok ki. Yani. Hayırını mı arabayı bırakır. Nerede öyle cemaat? Cemaati bırakır hep. Cemaati bırakır da adamın evini iste, arabasını iste herkesin. Bu para nerede birikecek? Ben anlamadım ki bunu nasıl oldu. Uyduruyorlar. Şimdi milleti nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi demiş. Şimdi belki bazılarının varsa bazı kuruluşların, camiaların. Var mı böyle cemaatler peki? Vardır tabii. Büyük parası olan. Vardır tabii. Ne yapıyor o parayı peki? Bir cemaat niye para toplar? Ne yapar o parayla sonunda? Bilmiyorum ki. Hiç yani bunun izahı da yok. Yani adam şimdi hayır yapıyorum diyor. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyor. Ben de bunun şahidi olamazsam bilemem ki. Yani nerede ne yapıyor yani. Şimdi burada ne yapıyor hakkında bilgim yokken bir şey. Bilmediği ne yapıyorlar şeyi, diyebilirim. Bilmediği şeyi konuşma diyor Allah. Bir ilmin olmayan şeyin peşine düşme diyor. Ve la tekfu maaleseleke bir ilim. İlmin olmayan şeyin ardına düşme. Ben de düşmem. Ben ilgilendirmiyorum. Peki Ahmet Bey size diyorlar ki o cübbeli Ahmet Hoca değil, cukkalı Ahmet Hoca'dır. Çok para gözdür diyorlar ve çok servet yapmıştır bu işlerden diyorlar. Ha nerede? Biz zengin başladık, fakir bitirdik. İflas ettik. Mesela bankada falan paranız yok mudur? Hiç, bir mal varlığınız yok bir mudur? Bir kuruş yoktur.
oturduğum evler vardır. Başka hiçbir şeyim yok. Kaç eviniz var mesela? Orada işte oturduğum ev vardır. Başka? Başka yok. Bir tane eviniz var. Evet. Bir de arabanız var. Yok, o evde benim değil. Kimin? Eşimin. Eşinizin üstüne. Benim hiçbir... Ben şu anda tabii ortada kalsam camiye giderim yani. Benim için sorun yok. Ortada kalsam camiye giderim. Siz tek eşli misiniz? Şimdi... Yani iki nikah geçti üzerimizden. İki evlenip boşandınız, bir daha evlendiniz. İki nikah oldu, evet. Ama tek eşliydiniz, evet. İki nikah oldu. Evet. Çok meşhur bir fotoğrafınız var. Malta sahillerinde jet ski'ye binerken. Ya ben görünce çok hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti yani? Korkunuz zahil olmuştur. Öcü zanneden bir şey, imaj tam vardı. Tam yani. Korkunuz ya, zahil olmuştur yani. Ne korkulacak adam değil, normal vatandaş. Normal vatandaş gibi, evet, geldi bana, evet. Yani. Ben de jet ski'ye binmeyi seviyorum. Cübbeli Ahmet de jet ski'ye binmeyi seviyorsa problem yok diye düşündüm. Ama herkes çok garipsedi. Yani aslına bakarsanız ben de garipsedim yani. Yani şimdi normalde böyle cübbeyle görmeye alıştığımız işte... Sizin şeyiniz bu zelzele konusundaki konularla birlikte o noktada toplum bir yere yönlendirildi. Bu öcü gibi gösterilince, bir de böyle olunca bizi zannettiler ki efendim zevksiz, kültürsüz, hiçbir yaşamını bilmez. Efendim mağaradan çıkmış. Böyle bir şey zannettirdiler millete. Bu sefer öbür olayda bizim istediğimiz bir şey değil resmini verilmesi. Fakat gayri ihtiyari o zaman yanımızda olan adamın hainliği neticesinde... Onu cemaatten mi çekmiş o fotoğrafı? Cemaatten değil, benim yanımda yani, benim cemaatim olarak yani yanımda gelen giden biriydi. Bizi illa orada tatile davet etti. Biz dedik neresi burası falan, plaj milaj olmasın, deniz meniz olmasın dedik. Dedi ki kayalık dedi. Ben dedi inceledim dedi. Her taraf kayalık, denize de girilmem şahit değil dedi bana. Ondan sonra çok bunaldık ettik yani, devamlı camide cemaat. Yani iki gün üç gün dinlenelim falan. Biz de eşlerimizi de aldık. O da eşini aldı. Biz de eşimizi aldık. Bir şey yok. Gittik. Bu sefer dediler ki açıkta denize girer misin? Girerim. Neyle gidilecek? Gemi tutacak halimiz yok kaç bin euroya. Yani burada efendim jet skiler var. Bununla açılıyoruz. Açıldık, denize gittik biz. Orada dönüşümüz, jet ski yapmadık. Denize girdik, oradan dönüşte de iniş yerine geliyoruz. Zaten plajın yakınında olması yasak. Şeyler koymuşlar, bariyerler koymuşlar. Çünkü kafalarını ezer milletin diye. Fakat o resmi efendim böyle köşeden bindiğimiz yere geliyoruz. Oradan gelirken tabii o resmi biraz yaklaştırdım. Bu sanki şehir içindeymiş gibi bir görünüm verilerek efendim vay şöyle oldu. Haşamamız var. Avretleri Hanefi mezhebine göre göbek diz kapağı arası örtülü. Başımız mecbur açık olacak. Takke denizin dibine gider. Nasıl alacağız? Ondan sonra başımız mecbur açık. Hanımımız zaten çarşaf falan duruyor. Onun hanımı da kendi kıyafetiyle çarşaf falan duruyor. Hiçbir sorun yok. Adam da kendi hanımına demiş ki bizi çek. Meğer gazete gazete gezecek, 10 bin lira satacak. Yani bana bir zarar olmadı. Beni size yaklaştırdı yani. Cami, herkes bana artık normal gözüyle bakarak işte beni de çağırdınız. Belki olmasa beni de çağırmayacaktınız yani. Her şeyde bir kayıp var. Şehrin altında kayıp var. Daha önce jet ski binmiş miydiniz, orada mı öğrendiniz? Yok, bizim babamın şeyi vardı. Yat değil demeyelim. Çok çocukken biz 7-8 yaşlarımızda. Ama o zaman jet ski yoktu daha ortalık. Yok canım. Ama biz çok balığa çıkardık. Sabaha kadar lüfer avları, ağlar atarız bilmem ne. Benim deniz balık gibi bir şeyim vardı çocukluğumda. Deniz şeyim çoktu. Ondan dolayı yüzmeyi seviyoruz. Ama tabii imkan bulamıyoruz. İşte milletin içinde de yüzmeyelim diye. O jet ski ile zaten binildiği yerde dışarıdan gidiliyor. Köşeden bir yerden bindik. Milletin içine girip de oradan gidilmiyor. Ya Malta'da plaj da yok. Nasıl buldunuz orayı? Plaj minaj bir şey yok. Kalınan otelin köşesinden jet ski'ye biniliyor diye ben tuttum dedi. Biz de haşamamızı giydik. Yani haşamamızı da orada giydik. Buyurun dedik. Gittik. İkimiz gittik. Yüzdük. Dönüyoruz. O dönüş şeyi. Dönüş resmi. Fakat burada yine bizden bazı menfaat bekleyen çevreler vardı. Bir dergi kurmuştu o zaman. O dergide yani bazı adamlar, bilmiyorum ne bağlantılar var. Onlar çok böyle efendim bizden bir menfaat umdular. Ne menfaat umuyorlar mesela? Borçlanmış yani. Bir dergi kuruyor, adam borç alıyor. Ben hapisteyim, adam diyor ki hocanın selamı var. Radyo kuracağım, bilmem ne kuracağım. Böyle şaklabazlıklar, hokkabazlıklar yapmış bu adam. Bir adam, bu değil. Bu da onunla işte birleşiyor sonra. Bunun hokkabazlıkları neticesinde efendim bana şantaj yapıyor. Şey yapıyor, benim 200 milyar borçlandım diyor matbaalara. Bunu ödeyeceksin. Ben hapisten yeni çıktım. Nasıl? Bu sefer millet kapıma geliyor. Ben diyor senin selamını. Ya ben nereden selam vermişim bu adam? Ben hapiste kimseyle görüştürülmedim.
Bu nasıl bir şey olabilir? Yazı yok, söz yok. Sen nasıl veriyorsun falan? Böyle bir durum olunca işte bu da ben Cübbeli'nin efendim Cübbesini düşüreceğim hesabı. Bütün kanallar gezildi. Bu da çok büyük bir malzeme olarak sabaha kadar da incelemişler. Bazı gazeteciler anlatıyorlar. Ya diyor bunda bir şey de bulamadık. Normal ama neresinden ne diyeceğiz diyor. İşte jet ski'ye bindi ya diyor. Bindi ya diyor. Daha ama haber hakkı. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca jet ski'ye binerse haber. Haberse o kullanılsın. Ne yapalım yani şimdi? Kimseyle işimiz yok yani burada. Yani onlar bize burada tabii ne hakaretlere sebebiyet verse de bizim için mühim değil. Halkın yorum şimdi bizim öyle bizi sevenlerden öyleleri var ki işte televizyona seyretmiyor, inanmıyor. Ben bindim diyorum, televizyona çıkıyorum. Adam da diyor ki yok ya binmedi siz iftira ediyorsunuz diyor. Beni de dinlemiyor çünkü ben kürsüde konuşmuyorum ya. Bu sefer mühim değil yani burada bizim için hiçbir şahsiyetsizlik yok. Peki şeye girmiyor mu mesela? İsrafa girmiyor mu? Yok israf olur mu canım? Bunlar hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ok atıcılık, at binicilik, yüzme sporuna teşvik etmiştir. Yüzmeye çok özellikle teşvik etmiştir. Nerede yüzeceğiz? Ormanda mı yüzeceğiz yani? Ya denizde yüzeceğiz ya havuzda yüzeceğiz. Yüzmek sünnetse. Havuz, sünnet mi? Yüzmek sünnet kesin midir? Sünnet. Havuz yapmak nasıl israf oluyor? Nerede yüzeceğiz? Efendimiz havuzda yüzüyordu. Ebu Bekir'le beraber radıyallahu anh yarış yapıyordu. Öyle mi? Tabii. Bir Tuva'da Mekke'nin orada büyük bir havuz kuyunun havuzu vardı. O havuzda yarış yapıyordu. Yüzmeye çok önem verirdi. Ok atıcılık. Allah Allah bunu at binicilik. Olur mu canım? Yüzme büyük sünnet. Aa gidip yüzeyim ben de bari. Aa siz sünnet olmasa da yüzersiniz ya fark etmez canım. Bir sevap da kazanmış. Sevap da kazanma niyetinizi artırırsın. Sevap kazandığım tek yer olacak herhalde. Yok vardır daha. Yarı ibadet gibi. Vardır inşallah daha. Vardır. Herkesin kendine göre Allah'la arasında bir irtibatı olabilir. Muhakkak ki vardır. Bir şey var ki bu hakikaten herkesi rahatsız eden bir şey. Yani şimdi bazı tavırlarınız sempatik bulunuyor. İşte jet ski binmeniz falan ama şimdi bu deprem sonrasında sizin söyledikleriniz herkesin kafasına nakş oldu ve ağır. Şimdi ben bunu okuyacağım. O gece ne oteller indi? Hep merkezlere vurdu. 70 fahişe bir otelde çırılçıplak. Çıkanlar hepsi indi aşağıya. Çınarcık sahilleri, İzmit, Adapazarı merkezindeki fuhuş otellerini batıran en büyük felakete sebep olan nedir? Faiz, Türkiye'deki faiz oranları, repo diyorlar. Türkiye'deki reponun %80'i Adapazarı'nda. Fuhuş sektörü Yalova, Çınarcık sahil boyları. Mevla faiz ve zina yuvalarını vurdu. Depremin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bugün bu yaptığınız açıklamalardan pişman mısınız? Şimdi bu açıklamalarda yer ismi vermeklerden, yer ve mıntıka ismi vermeklerden dolayı pişman oldum. Bunu uygun görmedim. Fakat bunun iki tarafı vardı, öbür tarafını vermedi. Bu kaç saatlik konuşma bu. Şimdi o zamanki medya vermedi. Siz de onda, şimdi mesela bir hadiste yine benim o kasetlerimde var. Yeni montaj değil yani. O zaman kasetimde. Le ercüfenne bi ibadî fî hayri leyal diyor. Ben kullarımı en hayırlı gecelerde sallarım diyor. Efendim imanlı ölene şehitlik yazarım. İmansız ölen zaten artık ahirette bulacağını bulur. İmanlı ölene zelzelede ölmek şehitliktir diyor. Şimdi burada biz ilk gıyabi cenaze namazını ben kendim kıldırdım. Yani zelzelede ölenlerin ruhuna. Tabii imanlı ölenlerin için. İmansız ölene biz yani dua etme hakkımız olmuyor ölümünden sonra. Kimin imanlı kimin imansız olduğunu nereden biliyorsunuz? Bilmediğimiz için imanlı ölen diye niyet ediyoruz. Bütün Müslümanların diyoruz. Biz bunu benim yüzlerce binlerce şahidim var. Gıyabi cenaze namazını kıldık. Ondan sonra kendi imkanlarımızla gittik oradaki beldeler, belediyeler bayağı bir gezdik. Kendi çapımızda birkaç kuruş götürdük. Bu şahitleri de yaşıyor. Ben bunların çok tanıdığım insanlar da öldü. Fakat şimdi biz orada özel bir şahıslar hakkında şudur budur demedik. Hatta şu da var. Zinada ölenin kafir öldüğüne dair hiçbir delil yok. Ehl-i sünnet mezhebine göre bir adam zina üzerinde ölü bulunsa buna kafir öldü denemez. İmanını kurtarmış olabilir. Çünkü hiçbir günah adamı kafir etmez. Günahkarlık başka hiçbir bir şey. Kafir olmak başka bir şey. Hiçbir adamı kafir etmez. Öbürü camidedir. Beş vakit kılar Kabe'dedir ama Kur'an'da bir ayet inkar eder. Kafir olur. Kafir olur. Bu meyhanededir. Affedersiniz kerhanededir. Ama dini bütün, imanı bütün bir Müslüman olabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Ehl-i sünnete göre konuşuyorum. Benim öbür vaazlarım da var da işte bir tarafını dinleyince böyle oluyor. Teşekkür ediyorum onun için. Bu fırsatı verdiniz. Şimdi burada biz bunu da dedik. Fakat şu nokta nedir? Bir hadis vardı Tirmizi'de. Ben hep ilmi konuşurum o zaman da. Fakat medya bunun magazin kısmını alır. Bu hakkında bir hadis var. Tirmizi Kütüb-i Sitte 6 hadisten birinde mesela diyor ki ümmetim 15 hasleti yaptığı zaman
اِذَا فَعَلَتْ اُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَ خَسْلَةً. Benim ümmetim 15 hasleti yaptığı zaman. Bu 15 hasleti sayıyor. Bunda zina var. Bunda kadın kadına iktifa var. Lezbiyenlik var. Bunda livata var. Bu işte sayıyor. Bunları yaptığı zaman فَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلْكَ رِيحًا حَمْرَا وَخَسْفًا وَمَسْخًا diye bu hadis Tirmizi'de, Kütüb-ü Sitte. Yerde batmalar, efendim vesaire, taş yağmalar, işte gökten gelen olaylar. Bekleyin diyor. Bir de esas bizim burada meselemiz ayetlere dayanıyor. Ne diyor Estağfirullah? Ma asabekum min musibetin. Başınıza ne musibet gelirse. Bunu ben kendimde de uyguluyorum. Şimdi benim başıma bir bela geliyor. Ben hemen diyorum nereden geldi? Kendi kendime düşünüyorum. Ya diyorum sen şunu eksik ettin. Şu farzı ihmal ettin. Veya şurada bir günaha düştün. Ben peygamber değilim. Bir günaha düşme payımız var. Ha hemen onu kendimi sorgulayan bir insanım. Başınıza gelen musibetler diyor. Kendi ve bir mahkesebe değil. Ellerinizle yaptınız. Yani başkasının yaptığıyla değil. Kendi yaptığınızdan olur diyor. Veya fuan kedir. Her yaptığınızın da cezasını versem hiç yaşatmamam lazım. Çoğunu affederim diyor. Bazı da böyle ihtar mahiyetinde kulak çekme yaparım diyor. Neden? Ölmeden düzeltin. Bu ayet, daha çok ayet okuyabilirim. Musibetlerin insanın yaptığı günahlardan olduğuna dair ayetler var. Hadisler var. Biz bu manada okuduk. Burada genel okunsa bir tevbeye davet olsa iyiydi. Fakat burada bazı saiklerle bazı bölge isimleri verilmesinde şimdi oranın halkı böyleymiş gibi tümüne bir genelleme. Oranın halkıyla da alakası yok. Şimdi baktığı zaman Adapazarı mesela Türkiye'nin en muhafazakar illerinden bir tanesi. Evet. Şimdi Adapazarı yıkılınca hani günahkarların bol olduğu bir yer deseniz. Şimdi öyle de değil. Mesele şudur. Bela geldi mi şimdi umumi gelir. Hadiste diyor ki اِنَّ النَّاسِ اِذَا رَعَوُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُشُكُوا اَنْ يَعْمَ اللّٰهُ بِيَقَابِ. İnsanlar bir Allah'a muhalif bir şeyin alenen işlendiğini görüp de müdahale etmezlerse, nasihat etmezlerse yakın ola ki Allah toptanına birden azab ile kuşatacaktır. Bizim burada delillerimiz yoktur. Ben bunu ilmi bir yazıya dökecek olsam bir kitap çıkarırım. Peki bundan. Mesela 30 bin kişinin öldüğü bir yerde bunları söylemeye mecbur. İnsanların acıları var. Yani kafir de olsa, günahkar da olsa insanların acıları var. O acının üstüne bunlar söylenir mi? Oradaki yaklaşım tarzında yani isim vermelerde, mıntıka göstermelerde yanlışlık yapıldı. Ben bundan DGM'de ifademde de var. Pişman oldum. O zaman da bildirdim. Pişman olmak da bir erdemdir. Tabii ki. Zaten bir şey fikir suçuydu, laf suçuydu ama 312 değiştiği halde yine bize uygulamadılar. O peki da Allah göstermesin. Yarın, ama bizim şeyimizde yarın yine bir deprem olsa yine bunu söyler misiniz? Yer adı belirtmeden yine söyler misiniz bunu? Şu anda şimdi ben bu ayete hadis değişmedi. Yine söylemek lazım ama her doğru her yerde söylenmez. Yani şimdi niye söyleyeceğim yani? Ya insanlar acılarına acıları çünkü ben ama şu anda acılara da teselli ayetinde konuştuk. Dedik ki orada onlar hiç alınmadı. Şimdi resmi tümüyle görünmediği zaman bir resim kesinlikle yanlış görülür o resim. Biz orada dedik mesela çocuk meselesi. O çok içime dert oldu. Biz orada işte bir gazetede bir yazar demiş ki ey Allah ben de bunlardan galeyana geliyoruz işte. Mesele burada yani. Burada da bir altyapı var işte. Buna sebep olan suçlu olmuyor tabii. Kalkıyor ey Allah diyor işte gecenin üçünde kin kustun diyor. Allah'a kin isnat ediyor haşa. Sen inkarcı olabilirsin, kafir olabilirsin ama Müslüman bir toplum yani. Sen buna da bunu al, bunun Allah'ına niye böyle konuşuyorsun ya? Ona da onu diyen olmuyor ama. O suçun suçu olmuyor, Allah'a konuşuyor. Diyor ki ey Allah diyor gecenin üçünde kin kustun diyor. Bu işte gazetesi de belli, yazarı da belli. Araştırılırsa bulunur. Diyor hadi diyor öbürlerinin günahı vardır diyor çocuklardan ne istedin diyor. Allah'a da karşı böyle terbiyesizce konuşulmaz kadere karşı. Biz de bu sefer dedik ki bu çocukların ne günahı var? İlla ana babaların da günahı olmuyor. Çocuklar da ana babalarına şefaatçi olur. Ana babaları üzülmesinler ahirette bulu ermeden ölen çocuklar ana babalarını cennete götürecek. Böyle de bir şey var. Burada Kehf suresinde işte Hızır Aleyhisselam bir çocuğu öldürüyor. Bunu okuyoruz. Ve emmel gulam işte bu çocuk. Fekâne bevâ mü'minen. Anası babası Müslümandı. Fakat bu çocuk büyürse Allah biliyor ki, Allah onu biliyor tabii büyümeden biliyor. Yoksa Allah olmaz o zaman o benden ne farkı kaldı yani. Ben de bilmiyorum yarın ne olacağını, o da bilmiyorsa ama Allah olmaz böyle bir varlık. Bu çocuk büyüyünce kafir olacak, ana babası da iyi insan onları da kafir edecek. Biz Mevla buyuruyor bu ana babası adına endişelendik. Bunlara çok oluyor bazı evlat boğazlıyor, dövüyor, neler ediyor. Burada böyle bir durum olacak. Hızır Aleyhisselam bunu öldürdüğü Kur'an'da sabit. Bütün meallerde var bu. Diyanetin mealini açsın. Kimse bana güvenmiyorsa. Bu Kehf suresindedir. Rakam, şimdi aklımda ben rakamları tutmam. Yani ayetleri ezbere konuşuyorum. Bu ayete göre bunu okuyoruz. Ve peşinden diyoruz ki
İşte bak burada da Allah Teala yani çocuklara niye yaptı meselesine bir ledün ilminden, Kur'an'da geçen kısmından bir hikmet açıklıyoruz. Diyoruz ki işte çocuklarda da böyle bu çocuk ölürse de bunda cennetlik olması garantileniyor. Ana babasına şefaati var. Bundan da yani Allah'a karşı bir buğz ve kin taşımayalım. Allah'ımız bizi sever, anamızdan babamızdan çok acır. Belki altında aslan yatıyor canım. Perde arkası var bunun. Bunu diyoruz. Ama kalktı medya bunu ne yaptı? İyi ki çocuklar öldü. Zaten yaşasalar kafir olacaklardı. Bunu benim sesim yok. Kendi sesini koyarak. Bu olur mu bu insafsızlık? Yani insan düşmanına bile adil davranmalı. Ben böyle bir şey demedim ki o çocukların ben kafir olacaklarını nereden bileyim? Hızır Aleyhisselam mıyım? Bana ledün ilmi mi geliyor? Vahiy mi geliyor? Hiç böyle bir şey bilmiyorum. Ben kafir olurum ya. Bunu diyen kafir olur ya. Bu çocuk yaşasa kafir olacak. Bunu nasıl derim ben? Bunu hiçbir hoca diyemez ya. Şu anda demediniz böyle bir hoca yok. Şey. Demedim. Benim lafım şu. O çocuk yaşasaydı da kafir olsaydı. O zaman DGM'de işte savcı Enver Çoban olacak. Güzel anlayışlı bir adamdı. Yaşlıydı. Hatta yazan katibe Keyf suresi Yeheli yazmış. Keyf'ti. Kehf dedi, hele yaz onu falan dedi. Hoşuma da gitti. Ve dedi ki, bunu dedi neye dayanarak söylüyorsun? Ha, ama şimdi onların elinde şey var, döküman var, emniyetin çıkarttığı. Onda görüyor gerisini o. Ama medya onun 2 saatini almıyor ki. Çocuklar iyi ki öldüler. Ya çocuğun öldüğüne iyi ki denir mi ya? Ben böyle bir şey demedim ki. Bunu o yazıyor, tak 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 yazıyor. Ondan sonra benim lafım gelecek ya, onu böyle anla sen. Mecburen böyle anla, seni yöneltiyor. Peşindeki laf ne? O çocuk. Sen çocuklar diyorsun. O çocuk müşahhastır, bir kişi. Müfredi var, cemisi var. Siz hiçbir şey okumadınız ya. Ondan sonra tekil çoğul meselesi. O çocuk yaşasaydı kafir olsaydı. Bu Hızır Aleyhisselam'ın bahsettiği Kur'an'da geçen çocuk konuşuluyor. Gerisinde de çocuğu ölenlere tesellim ayetinde konuşuluyor. Size şefaatleri var, şudur budur. Ama bu kadar ters döndürülüp de çocuklar iyi ki öldü de yaşasaydı kafir olacaktı diye benim bir tane sözüm çıkmadı. Sesimden de yok. Yazıyla yazıyor. Benim sesim meal verdiğim konunun peşi. O çocuk. Ya bunu zaten değerlendirdi şey yani. Bunu anladılar tabii de. Zaten beni birinci gece serbest bıraktı. Evet, dedi ki bu dedi nedir dedi. Bunda bir şey yok ki dedi. Ondan sonra tabii bir baskı geliyor. Nereden ne geliyor işte. Yani öyle bir durum ki şeye bilirkişi raporu istiyorsun. Kim olursa olsun istediğin kadar diyor ki buna bilirkişi raporu geçmez diyor. Nasıl bir memleket bilirkişi raporu geçmeyecek? Her şeye geçiyor. Bilirkişinin raporu geçmezse bilmez kişiler kararı veriyor işte. Ondan sonra bunlar yaşandı ama kimseye kızgın değilim. Kimseye gazaplı değilim. O zaman bana dediler ki sen Türkiye'ye dönme. Ben Almanya'daydım. 2-3 gün evvel haber geldi. Kesin alınacaksın. Şöyle olacak, böyle olacak. Ve ağır da hastayım ben. Şekerim belli. Biliyorum da bana hiçbir tıbbi yardım göstermeyecekler. Onu da biliyorum. Ama bazen yaptığı gibi yapmadım. Dedim ki dışarıda özgür olacağım ama vatanımda hapis yatayım dedim. Ve ben bildiğim halde döndüm. Evet. Ve yattım. Çıktım. Ne oldu yani? Allah günahımız varsa kefaret eylesin. Ne yapalım şimdi? Kimseye kızsak neye yarar? Ama burada da o mıntıkaların hakları olsun. Bundan dolayı ben yanlış konuşmadım ama adamın yanlış anlamasına sebep oldu. Olan bir laf ettim. Adam bundan üzüldüyse hepsinden özür dilerim. Özür diledim. Mahkemede de kaydım var. Ne yapalım biz de insanız. Yani bir hata olmuş olabilir. Olabilir ama ayet hadis meallerinde hiçbir yanlış mana vermedim yani. Burada da şu var. Günahlar belalara sebebiyet verir kaidesi külli kaidedir. Ama bunu müşahhasa cüz'iye indirdiğin zaman da hata burada hata oldu. Şimdi hata olduysa da bunu diyebilirim. Ne var? Hataysa yani, hata yaptık. O hatamdan dolayı özür diliyorum. Özür diliyorum dedim. Onu DGM'de de dedim. Yine de derim. Çok üzücü bir şey yani. Hiç o manada düşünmedim onu, o boyutunu. Çünkü ben bütün konuşuyorum ya. Öbür taraftan cenaze namazını kıldırıyorum. Öbür taraftan rahmet okuyorum Müslümanlarına. Öbür taraftan çocukların ölümünde bu yani üzülmeyin şefaatçınızdır. Şimdi bunu ben bütünüyle konuşunca resmin tümünü gördüğüm için bundan kimse gocunmaz diyorum. Ama adam şimdi bunu kesip şey kuşa çevirince tabii yani, birilerini üzüyor. Ama şimdi tabii bu şey oldu yani. Büyük ya bir onca, tecrübe oldu. Onca ölünün arkasından böyle bir laf ne olursa olsun insan için acıtır yani. Ben onu televizyonlara verileceğini de düşünmüyorum tabii ama. Yine de söylememek lazım. Söylememek lazım ama şimdi insan başına geleceği bir şey hata yapmaz. Yani bilmiyoruz. Ahmet Bey yine bir kısa reklam arası vereceğim. Herhalde siz varsınız diye biraz reklam. Çok program da uzadı gerçi ondan da biraz fazla reklamımız var. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arası ardından Cübbeli Ahmet Hoca ile devam. Yaşamlar,
Evet değerciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Ahmet Bey, şimdi bir mail geldi. Diyor ki hoca cemaatte bir para falan filan yoktur, böyle şeyler yoktur diyor ama Mahmud Efendi'nin yeğeni Abdullah Usta Osmanoğlu 18 trilyon liralık bir yolsuzluktan dolayı yargılandı diyor. Doğru mu bu? Hiç böyle bir şey bilmiyorum. Yani onunla ne alakadar eder Mahmud Efendi? Yani onun cemaatle bir alakası yok mu yeğenlerinin? Yok, yeğenleri falan değil. Burada şimdi herkes kendinden sorumlu. Yani burada bir cemaat kasası yok. Cemaat kasası olmadığına göre şimdi binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan. Kaç kişi toplam? Yani bunun sayıyı bilemeyiz çünkü bizde kayıt kuyut yok. Hı. Biz de şimdi gelmiş hoca efendi, adam 30 sene evvel gelmiş. Bir kere görmüş. Ondan bir ders öğrenmiş. Şu zikri yap evladım demiş, gitmiş. Ya bunu nasıl kayıt edeceğiz? Bu kadar öleni var, bu kadar kılma. Peki siyasette falan sizden kimse var mı? Yok. İsmail Cemaat'in. Yok. Hiç kimse yok. E zaten diyoruz bizim kurallarımız bu. Biz yani orada şöyle olalım, böyle olalım, şuraya yükselelim. Orada adamımız olsun. Yani bunu iş takip eden, iş takipçileri ister. Bir işi olup ihaleye girecekler, şunu alacaklar, bunu. Bunlar bu işe meraklı olur. E şimdi sen adama Allah de diyorsan, orada mecliste adamın olsa buna ne artısı var? Bir teşkilat yok ki. Peki Ahmet Bey, şimdi geçenlerde yine bir medyatik beyanatınız oldu. Bu çocukların oynadığı Barbie bebekler var. O Barbie bebeklerin insanı tahrik ettiğini söylediniz. Bunların o doğru olmadığını söylediniz bu oyuncakların. Burada da arkadaşlarım bir Barbie bebek var, getirmişler. Bunun çocuklarla ilgili bir zararlı tarafı olabilir. Stüdyo şefinden rica edeyim. Şimdi çocuklarla ilgili bir zararlı tarafı şu olabilir. Yani çok ince, çok zarif, çok zayıf oldukları için yani çocuklara bir rol model olarak, kız çocuklara böyle bu vücuda sahip olmak isteyebilirler ve ama bunun dışında bunda ne tahrik edicilik var hocam? Şimdi biz bunu bir soranın cevabına karşı verdik. Fakat siz bunu bayağı örtülüsünü getirmişsiniz yani. Örtülü olmasa olur. Tabii, istersen ben de çarşaflı da bulurum. Oyuncak ama. Yok yani bunu şeyi de İran yapmış bir tane. Çarşaflısını yapmış yani. Bu şimdi benim dediğim o değil ki. Benim dediğim isim de değil. Ben bir markadan bilmem. Bunun hepsine yani ben hiçbir şu diye demiyorum. Ben diyorum ki eğer şimdi mesela şu saç internetten bunun çıktısını almışlar. 45 sayfa çıktı var çantamda. Ne diyor? Bunların zararları hakkında. Bir profesörlerin açıklamaların. Varmış? Kültür emperyalizmine maruz bırakıyor. Örf anene kayboluyor. İşte efendim çocuklar onun gibi zayıf olmak istiyor. Yok efendim o yaşta bebeğin saçı o kadar uzun olur mu? Bacağı o olur mu? 19 yaş birisi diyor hesaba göre orantıları bulmuş. 45 yaş arası kılığı kıyafeti var. Vesaire vesaire. Yani büyük bir psikolojik soruna sebep olmuş. Bir doktor hanım anlatıyor, profesör. Bana diyor geldi diyor böyle bir çocuk. Efendim ondan sonra onu kıskananlar işte bacağını macağını keserse, saçırmasını kısaltırsa aman doktora müracaat edin vesaire. Sen ne bunu şey yapıp da ondan sonra çocuğu doktorluk yapıyorsun? Biz burada şunu dedi. Tahrik edici ustalar şimdi efendim birisi dün mesela yazmış bir gazetede yani bize o kadar hakaretler etmiş falan. Mesele değil. Efendim yok tahrikatçı olmuşuz da bilmem ne olmuş da. Ya bunun ne alakası var bundan? Biz bundan tahrik oluyoruz diye bir şey demedik ki. Böyle bir şey yok. Kim tahrik oluyor bundan? Ya buna kimse tahrik oluyor diye değil. Biz diyoruz ki efendim büyük kadının figürü sembolüdür bu. Bu bebek değildir. Değildir. Bebekse caizdir. Ne olursa olsun. Biz bunu anlatamak şöyle. Şimdi benimle bu gibi konuşma değil ki. Bu adam bana bir soru sormuş. Ben de internette o da zannettim herhalde. Adama cevap veriyorum. Sonra internete konunca bu. Haber yapılana kadar hiçbir konu yok. Bu iki sene evvelki bir konu. Bu sefer Cübbeli Hoca gündemi belirliyor bilmem ne. Ya ben gündem iki sene evvelden, iki sene sonra... Bu iki sene önceki bir evet, açıklama. Evet, iki sene sonra gündemini iki sene evvelden belirliyorsam çok maşallah bana yani. Yani tabii yani buna bir tahrik edicilik yok ama. Yani değil, var yok mı? Yok bir tahrik edicilik yok. Ben burada şunu dedim. Bikinili kıyafet var. Bikinili kıyafet meselesinden var. Hatta diyor ki çocukların diyor erken ergenleşmesine sebep oluyor. Ve bu da erken ergenleştiği için boylarının kısa kalmasına sebep oluyor. Zararı sayılamayacak kadar çok. Yasa teklif edilmiş Amerika'da yasaklanması için. Dünyanın nerelerinde neler yani. Bu yani Suudi Arabistan yasaklamış, İran'la alakalı konuşmuyorum. Ama şimdi sen bebek deyip geçmiyorsun. Bu çocuğuna senin bir sembol oluyor. Rol model oluyor. Örnek oluyor. Bunun şimdi biz onu bize adam sorduğuna göre biz de diyoruz ki bu kadar uzun saç, bu bebek saçı olsa helal açık. Bu kadar uzun saç, büyük bir şeyin küçültülmüşü.
Zaten bu aslında şeylere çıkmış, 300 sene evvel mi ne, Fransa'daki lordlara bilmem nelere elbise, kıyafet hazırlanırken böyle küçük maketlerini yapmışlar. Oradan kalma işler falan. Burada o eskiden beri papazlardan bile ortalık kopmuş o zaman itirazlar falan. Hı. Ben bunları bilmiyordum canım. Böyle olunca ben şunu dedim. Benim demek istediğim, zaten o diyorum o kadar uzun bacaklılar. Orada demek istediğim şu, bu bebek değil. Bebek olsa her türlü caiz. Tabii bebek değil canım, bu genç kız yani. Yani bebekse caiz. Ben bir şey demedim. Zaten aşağı anamız oynuyordu bebeklerle. Bebeğin başı niye açık falan da denmez. Bacağı niye açık da denmez. Bebektir o. Ben bunu demedim ama küçültülmüş zaten. O lafımın sebebi o. Yani bu. Öbür türlü diyorlar bana, yani sen diyorum laftan anlamıyor musun? Bu yok bacağı yok saçı denince sen anlasana ki böyle bebek olmuyor. Yani benim demek istediğim orada kısa konuşulmuş. Cevap veriyorum tık 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 tık. Böyle kısa da konuşunca böyle şeyler oluyor. Hani çok da uzun konuşmak lazım. Tam derdini anlatmak için. Ama o da fark etmiyor. Kesip haber yapacaksa uzun konuşsan da orayı almayacak. Yani siz bunda bir tarih unsuru görmediniz. Sadece yok. Çocuklara rol model olarak yanlış dediniz. O yanlıştı. Bu bebek değildir dediniz. Bir de büyüğün sembolü olarak küçültülmüşüdür. Bunun örf ve adetimize uymadığı için çocuklara da bu şekli, bu kıyafeti, yani mesela o yaşta büyüyünce böyle ol. Olduğu zaman biz İslam'a göre bunu tasvip edemeyiz ki. O yaşta bir çocuk böyle mi saçını uzatsın, bacağını atsın? Yani biz hocaysak, bize adam hoca diye soruyor. Psikolog değilim ki ben. Ben de onu model olarak alınması uygun değil dedim, yoksa bebek caiz. İlginç mesela, cemaatinizde genellikle teknolojiden uzak durmak. Yani televizyon pek bulundurmuyorlar evde, o programlardan. Tabii haklılar, internette bulundurmuyorlar. Şey. Yani ama, çoluk ama, çocuk kötü. İnternetten size soru söyler mesela. İnternet televizyondan daha zararlı çünkü inanılmaz şeyler var içerisinde. Şimdi anladım da bu cemaat dediğiniz zaman siz hep böyle şalvarlı, cübbeli, sakallı zannediyorsunuz. Böyle bir şey yok, doğru. Diyorum size. Benim... Yani gelenlerimin arasında gelip görüyorsunuz, kayıt var. Kaç tane efendim cübbeli şalvarlı var? Bu isteğe bağlı bir şey, isteyen kendi bu kıyafeti giyiyor. Bizde şu yok. Bizim cemaat olmak için efendim şu kıyafette olacaksın, şu standartta olacaksın, sakalın böyle olacak. Böyle bir şey yok. Yani cemaat dediğiniz zaman zaten böyle bir teşkilat mahsusu yok. Yani bir özel ayrıcalıkları olan bir şey yok. Yani burada kendini efendim buraya sevgi bağıyla bağlı bilen insan, efendim bir de ben şu kadar Allah diyorum, şu kadar la ilahe illallah diyorum diye bir gece kalkıp veya gündüz vakit bulduğunda oturup bir de bir zikir Allah'la arasında yapıyorsa, buna diyelim ki efendim cemaat. Mevzu bu. Bunun şimdi interneti olanı da var. Olmayan da var. Ama televizyon olanı da var. Olmayan da var. Ama tabii televizyonu, internetleri olmayanlara ben daha iyi bakıyorum. Şu bakımdan. Çoluk çocuğunu daha kuruyor. Yani evde huzurda. Televizyon olan hanımıyla konuşamıyor ya. Eş dost muhabbeti kalmıyor. Sıla-i rahim kalmıyor. Akraba eve gelse herkes diziye bakarken hadi eyvallah film bitiyor eyvallah çekiyorlar gidiyorlar. Yani hakikaten bitirdi yani dostluğu şunu bunu. Bu konulardan bir de içerik sıkıntı. Belki dediğiniz gibi kendine şeye mahsus belli yani yanlış fetva vermediği sabit olan hocaların çıktığı. Bir kanal belli olsa belki onu da dinlenecek. Orada da bir standart yok. Biz böyle bir şey kurmamışız. Yani illa bir kanal olursa illa hocalar olacak. Yok hocalar olacak derken var zaten şu anda var, kaynıyor. Var. Tabii olur. Sizin bile var hocanız. Yani çıkarıyorsunuz, soruyorsunuz normal Yaşar bu. Yaşar Nuri Öztürk. Tabii normal. Şimdi adam da oradan korkuyor. Bir şey kaparım virüs falan diye. Yani çünkü ilmi yok. Muhakeme yapamayacak. Muhakeme yapamayan insan şüphede kalacak. Şüphede kaldı mı içine yer adamın yani. Şüphe hastalıktır. En iyisi doğru bildiğine, koca karı itikadı diyor yani, saf olmak en iyisi yani. En iyisi. Öbür türlü araştırmacı olmak için ben takip ediyorum. Çünkü neden? Kim ne demiş? Ona göre ben cevap vereceğim. Benim bu vazifem, ben bunu takip ederim ama herkes bunun cevabı peki bilmiyor şu, ki. Yani siz diyorsunuz ki cemaat mensupları fazla da sorgulamamalı. Ama asıl olan ilimde, bilimde sorgulamak değil mi? Yani doğruyu bulmak için sorgulamak gerekmez mi? Yok, sorgulamanın ittifaklı konular var. Zaten ilmi halse Ömer Nasuhi Bilmen gibi ittifaklı bir ilmi hal var. Yani bizim zaten Üstad Hazretleri neyi tanıyor? Ömer Nasuhi Bilmen ilmi halini okuyun. Kendi yazdığı tefsir var Uğur Furkan. Biz de o heyetteyiz. Onu okuyun ama ondan evvel Ömer Nasuhi'yi okuyun. Yani Ömer Nasuhi Diyanet Reisliği yapmış. Efendim İstanbul Müftülüğü yapmış. İttifaklı bir insan. Şimdi bu yeni çıkan reformist akımlara karşı olduğumuz için zaten sorgulamayın diye bir şey yok. Araştırın, sorgulayın diyor ama kitaplar belli. Şimdi adam acaba bana göre böyle dediği zaman da
bu yeni çıkan ekol işi karıştırıyor. Bana göre diyor Arafa günü Arafat'a lüzum yok diyor. 3 ayın hangisinde gidersen git. Bu 1400 senedir böyle bir din yok. Hocam bir gün Yaşar Nuri Öztürk'le bir araya gelelim mi? Bir konuşalım mı beraber bir programda? Şimdi o biraz zor yani. Zor mu? Nasip meselesi. Yani ben bilgime güveniyorum da. Bilgime güveniyorum da şimdi tabii seviyeyi tutturabilir miyiz? Tuttururuz. Saygı seviyesi. Tuttururuz, hiç merak etme. Yani çünkü ben saygı seviyesi muhafaza edilmezse tutturuz, sıkıntı. Tutturuz. Yoksa ilmi konularda herkes istediğini deme özgürlüğüne sahip. Tamamen ilmi konularda bir tartışma yapalım. Nasip bakalım yani bir gün belirleyemiyorum şu anda ben de. Yok, şimdi acelesi yok. Belli değil. Bir gün, giderim, bir gün diyorum. Gelirim bir yere. Şimdi, nasip evet. İnşallah yaparız. Peki. Murat Bardakçı'yı da hakem ederiz. Evet, Murat Bardakçı da olsun. Hakem derken o seviyede belki hakemlik istemez ama bu olsun. Murat Bardakçı olursa olsun. Dördünüz olsun yani. Yapalım. Olursa tamam, olsun. Bir gün yapalım bunu. Çok çok ilginç laflarınız var. Yani okudukça bazen çok hoşuma da gidiyor. Şimdi yani aslında baktığınız zaman sizde çok müthiş bir şovmen var altınızda. Yani sadece böyle bir şey değil, bir hoca şeyi değil. Müthiş, başta dediniz ya hani böyle bir ağzım laf yapar dediniz. Hakikaten bir müthiş laf ebeliği var. Şimdi cep telefonu meclisiyle ilgili cemaate bir fırça atıyorsunuz. Diyorsunuz ki, hocam diyorlar, işte telefon zilinde Allahu Ekber sesi var, Mekke ezanı var, Medine ezanı var. Onları da koymayın. İslam oyuncak değil. Telefonu kıçının arkasına koyarsın, tuvalette Allahu Ekber diye bağırınca zor kaçarsın dışarı. Doğru. Beni terbiyesiz konuşturma. Şimdi, bu normalde bir cemaat hocasının söyleyeceği bir laf değil. Yok, benden ama beterleri var da medyatik olmamış. Öyle mi? Tabii benden beterleri var konuşurken. Kızıyor musun böyle şeylere mesela bu nevi sorusu? Ben kızmam ya. Ben yani esprili konuşurum. Tabii ciddiye alın İslamiyet'i demek istiyorum. Bir de müzik koyuyor. Şimdi namazın ortasında başlıyor. Bir oyun havası, millet az kalsın. Safta şey edecek, dönecek ya. Yani bu şekilde de olmaz ki, insanları huzurunu bozacak yani. Önceden kapat o zaman. Kapatmayı da illa unutursun. Unutursun. Falan yani bunlar. Onun için en iyisi normal. Benim konuşmalarım da daha bu zekat olmaz yani. Benim konuşmamız çok geçer. Ya süper laflar var şimdi. Bu internette de dolaşıyor. Gencim işim var, yaşlıyım çişim var. Gençken diyor işim var, ihtiyarken diyor çişim var. Prostat oldu, camiye gelemiyor. Gençken gelme, ihtiyarken gelme. Ölünce geleceksin musallaya. Ondan sonra nasıl bildiniz? Nasıl bilirim? Camide görmedik ki herifi. İşte o hadis var. اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَشَدُّ لَهُ بِالْاِيمَانِ Adam, bir adamın diyor camiye gelip gittiğini görürseniz imanına şahitlik edin. Çünkü tanımıyorsan camiye geliyorduysa imanlılığına şahit edin. Camiye gelmiyorduysa da gavur olur demek değil. Hep lafı ters çevirecekler için şimdi hep böyle konuşmaya başladım. Camiye hiç gelmez adam, evinde namaz kılar veya kılmaz. Bu da gavur değil. Bu inandıktan sonra adam Allah'ın emrine, o mesele değil. Ama camiye geliş gidişi bir alamet kabul etmiş ya. Ben de diyorum ki işte nasıl bilirsiniz? Şimdi sahabede yağcılık yalakalık olmadığı için kötü biliriz de diyorlardı. Şimdi şu anda hiçbir camide kötü biliriz diye bir şey duymadım. Herkesi iyi biliriz. Herkesi iyi biliriz, evet. Bu da yok İslam'da. Kötü biliriz denebilir mi? Denebilir, sahabe diyordu. Diyordu. Tabii ama kötü biliriz diyeceksen de ne gidiyorsun? Tabii gitme, ama sahabede öyle değildi. Orada yağcılık yalakalık yoktu. Şimdi burada adam içinden kötü biliriz diyor, dışından işte icabında işçisidir, aşçısıdır. Mecburen gelmiş. Yani o bakımdan biz o laflar biraz nüktedan oluyor. Fakat milletin uykusunu kaçırıyor. Bazı 2-3 saat konuşuyoruz. Çok sıcak ortamlar oluyor. Çok kalabalık ortam olsa mesela adam hiç yorulmuyor. Hiç uykusu gelmiyor. İlk baştaki dikkatle sonuna kadar dinliyor. Çünkü öbür türlü bunlar arada 3-4 tane geçmese sıkıcı olur. Sıkıcı olur. Bir yandan da sohbeti neşelendirmek lazım. Şeyiniz de var, yaklaşımınız evet. Da var. Peki internette size çok sorular sorulduğunu söylediniz demin. Çok enteresan. Yok, ben 2 senedir cevap vermiyorum. Vermiyor musunuz artık? Ben size onu zaten bu bebek için internette cevap veriyor falan. Benim yani en son 1 senedir. 1 sene. Yalan konuşmayalım. Peki mesela. Yani yanlış olur. Veya sohbetlerde de olabilir. Böyle soru sorulmaz bana hiç. Sorulmaz mı? Sorulmaz çünkü neden? Şimdi orada zaten yeterli bilgi verilip, yani yeterli bilgi derken adamın sorusuna cevap olmayabilir ama yani sıkıntı ve kalabalıklar oluyor. Pek tenha bir durumumuz yok. Böyle durumda yani bu havalar belli. Ne zaman olsa da sıkıcı oluyor. Bu şeyde peşinde benim de takatım da olmuyor. Sırılsıklam ter oluyor. Şekerim devamlı zikzak çiziyor. Ben özel sorular, çünkü bir de şu var. Provokatif sorular var. Provokatif sorular var. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ya doğruyu söyleyeceksen söyle, ya doğruyu söylemeyeceksen konuşma. Ya kulil hak ve lafes, ya hakkı söyle ya çöküte. Böyle mesela asabını bulan böyle çok acayip sorular oluyor mesela. Hiç karşılaştın mı? Ya bu soruda olur mu kardeşim denecek soru? Yok. Ben her soruyu doğal bul. Yani ilmi buluyorum.
Çünkü fıkıhta her konu işlenmiş. Niye işlenmiş o zaman? Yani insanın başına gelebilir diye işlenmiş yani. Şimdi İslami camianın çok konuştuğu ve bana göre haksız olarak savunmaya geçtiği bir olay oldu. Hüseyin Üzmez vakası. 14 yaşında bir kızla bir takım ilişkiler, ilişki iddiaları, henüz dava sürdüğü için bir şey demeyelim ama ilişki iddiaları. Siz o olayı nasıl karşıladınız? Yani orada bu, ne düşündünüz? Yani bu bir rezalet şimdi değil mi? Şimdi İslam'a göre ya gözünle göreceksin ya da kendi itiraf edecek. Bu ikisi olmadıktan sonra kellem yakın, bana göre olmamış gibi sayar. Ama mahkeme tespit eder, şahitleri belirleri bir ceza alır, o başka. Peki ceza alırsa bu, mesela mahkeme bunu tespit etti ve ortaya çıktı. O zaman ne düşünüyorsunuz? İslam'a göre caiz değil. Caiz olmayan bir iş yapmış. Ama şimdi kafir oldu diyemem ki. Adam bir insan dese ki ben dese bunu yaptım. Zina da yaptım, şunu da yaptım, bunu da yaptım. Efendim günahkar olur. Günahkar olur. Kafir olmaz. Günahkara peygamber ne yapmış? Yani İslam'da bir had cezaları var, şudur budur ama ona sövdürmemiş. Lanet bile ettirmemiş. Yani kadın zinadan kendi 4 kere gelmiş. Çocuğunu da göstere, karnım şişti artık. Beni temizle, ahirete gideyim. İşte bir rejim olayı var. Fakat orada birisi ona taş atarken vay lanet et. Ama İslamiyet'te rejim yok galiba. Rejim var. Rejim var. O Yaşar Hoca'ya göre siz konuşun. Bardakçı da yok diyor da. Rejim var. O şeyde. O yani, Yahudi adetidir diyorlar. Hayır. Yahudilikte de var. Tevrat'ta da var. Tevrat İncil'den evvelki muteber kitap zaten. Tevrat'ın değiştirilen kısımları var. İslam gelince bunun bir kısmı devam etti. Bazı hükümler, yani her din adı İslam'dır. Tek din var, İslam'dır. Kanunlar değişir. Bu kanun değişikliklerinde... Ama özü aynı baktığın zaman kanunlarında. Kanunların da özünde haramlar, ittifaklı haramlar var zaten. Hiçbir zaman haram olmuş ama tabii belki içki, İsa Aleyhisselam dininde bir serbestlik varsa burada haram gelmiş. Böyle fark var. Helal haramda bazı farklar var ama bazı da hiç değişmezler var. Onlar zaten Kur'an'da da zikrediliyor. Şimdi o Buhari'de hadis var. Rejim meselesi var ama... Bu hükümet yani devlet tatbikatıdır. Şu anda da söz konusu değil. Ama İslam hükümetlerinde bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamıştır bizzat. Hazreti Ömer de uygulamıştır. Ve lakin bu uygulama ona hakaret muamelesi için orada birisi lanet okuyor da ona diyor ki la telana, kadına lanet okuma diyor. Lekad tabet tevbeten lev kusibet ala ehlil medineti lekefet. Bu kadın öyle bir tevbe etti ki diyor bütün Medine'ye veya bir rivayet bütün dünyaya bunun tövbesi dağıtılsa hepsine yeter diyor. Sakın lanet okuma bu kadına, bu temiz gidiyor. Fakat şu var, İslam şeyi teşvik etmiyor. Günahınızı örtün, gizleyin diyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben zina ettim, beni recm et. Böyle bir şey yok. Ondan sonra casus koy. Efendim araştır, evleri bilmem zina edeni yakala, recm et. Böyle bir şey yok. Bunlar da yasak. 4 şahit aynı anda görecek ve çıplak vaziyette iş işlenirken görecek. Yani bu kadar derine gidiyor ki. 3'ü zorlaştırıyor. O kadar zorlaştırıyor. Zaten 1-2 vaka bile yok. O yalnız... Namusta çoluk çocuk nesep hasep bozulduğu için caydırıcı bir ceza ile tümünü kaldırmak fikri var. Üçü geliyor diyor ki biz açıkça gördük diyor onlar zaten. Ya nasıl da görecek o demek rastlamış ama çok zor bir iş. 4. şahit istiyor Hazreti Ömer. 4. şahit diyor ki üzerlerinde yorgan vardı ama sallanıyordu diyor. Hadi gidin diyor bunların hepsine diyor iftiradan diyor 80 sopa vurun bakalım diyor. 80 sopa vurduruyor. Çünkü düzen böyle olur. Öbür türlü ispiyonculuk, iftiracılık adam adamı çekemez gider bu zina etti. Böyle bir rejim olayı yalnız aslını da inkar etmek uygun değil. Bukhari'de var, sağlam kaynaklarda var. Aslını inkar etmeyelim ama tatbikatı çok zor, müşkil. Kol kesmesi de öyle. Yani 600 senede Osmanlı'da 30-36 vaka. Şimdi her mahallede 40 hırsız. Caydırıcı ceza toplumun korunması için verilmişti. Hep caydırıcı ceza. Ve suç oranı çok düşmüştür. Bütün bu düzenlere bakın çok düşmüştür. Mecbur yani Allah Teala kullarının nasıl vazgeçeceğini yarattığı için yani yarattığı makinayı uygulama kataloğunda veriyor yani. O kataloğu bozdun mu makinayı bozarsın. Yani. Uygulama kataloğunda veriyor. Yani. Bir mehdilik tartışması var son günlerde. Bir ne diyeyim tarikatla değil böyle bir toplulukla aranızda sert tartışmalar geçiyor. Adnan Oktar. Benim hiç sert tartışmam olmaz. Ben kürsü ağzıyla konuşurum. Sert de konuşurken gülerek konuşurum. Adnan Oktar'a siz neden kızıyorsunuz? Kızmıyorum bakın kızmak farklı bir şey. Peki niye eleştiriyorsunuz? Eleştirmiyorum. Görüşü yanlış. Yani ben bir kanal... Bana göre de yanlış da. Kimdi o bizim görevlerde hemşerimiş o bizim. Objektifi yapıyordu. Kadir Çelik. Kadir Çelik. Onun programı. Ben yalnız kendim duymadan lafla iş yapmam.
İnternet çıktısı da getirse yazdım belki. Hiç kendim duymadan karar veremiyorum. Orada duydum. Diyor ki 100 tane hadis Mehdi olarak bana uygun düşüyor. Kendini Mehdi ilan ediyor. Ondan sonra da diyor ki siz Mehdi misiniz o zaman? Ben demiyorum. Ama zaten Mehdi olanlar Mehdi'yim demez. Milletler falan bu gibi şeyler. Ben bunlar ilmi bir ağız değil. Zaten ilmi bir vasfı da yok. Şimdi bu şahıs olarak, insan olarak hiçbir sorunumuz yok. Görsek de birbirimizi gülüşürüz. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim gazabım olmaz. Kimseye kızgınlığım olmaz. Yalnız bir insan Mehdi'yim diyorsa o da, ona da yani sen değilsin demek ona iyiliktir. O ona yardımdır. Biz o niyetle şey ettik. Fakat bu İslami bazı medyada bunu şeylerini yani Mehdilik şeyini olmasa da diğer yayınlarını reklamı vesaire çok verince şimdi diyorum ki yani arkadaşlar biraz şey yapalım yani biraz ciddi olalım ya biraz milletin diniyle imanıyla oynamayalım ya bu Mehdi diye yani bir insan çıktı bu insan kötüdür demek değil şahsiyeti kötüdür mi beni alakadar etmiyor bilmiyorum Allah'la arasındaki amellerini ama bu lafı duydum bu lafı dediğine göre çok yanlış itikadi bir yanlışı var. Böyle itikadi bir yanlışı olana insanları yönlendirecek. Yarın bu gemiye binen nerede inecek? Yarın nerede inecek? Bu belli değil. Bu bakımdan korkuyoruz. Dolu insanda zaten çoluğumuz çocuğumuz uydu gitti hesabilen seyrediyoruz ekranlarda. Bize yakinen gelenler de oldular. Evveliyatı da var. Ben bu 25 sene evvelini tanırım bunu. 30 sene tanırım. İstikrarsız bir dönemden geçilip sonunda biz zaten onu 25 sene evvelde bekliyorduk ama bir adam bana 100 hadis uyuyor demedikten sonra da sen böyle düşünüyorsun denemez o adama. Şimdi bunu deyince 100 tane hadise iftira olur. Bir hadis bile uymuyor. Bir hadis bile uymuyor. Zaten benim esas sorun şuradan çıktı. Bu 100 senede Mehdi çıkmayacak. Mehdi istismarı yapanlara sakın halk inanmasın. Ben İmam Rabbani'nin ağzından konuşuyorum. Çünkü ilk çeyreği 25'i geçti mi? Şimdi 15. asrın başındayız. 1430'dayız. İlk çeyrek 25'le geçmiştir. İlk çeyreğe kadar 100 başında çıkarsa çıkar, 100 başında çıkmıyorsa bu 100 gitti. Ben bunu ilan ediyorum. Allah rızası için kandırmasınlar. Kimse de çoluk çocuğunu aldanmasını istemez. Herkes birbirini uyandırsın evladım. Şimdi bu Mehdi çıkacaktır. Bu sahih hadislerde var. Ben bunu inkar etmiyorum ama kaç yüz sene sonra çıkar? Bunun hakkında da bir ilmimiz yoktur. Bu kıyamete yakın, çok yakın bir süreçtir. Ama bu şimdi ben Mehdi'yim diyen de çok çıkmıştır. Peygamberim diyen de çıktı. O da var. Evvelce de çıkmıştır peygamberim diyenler daha beter tabii şimdi. Hani Mehdi'yim diyene kafir diyemiyorsun. Ha, peygamberim diyene. Diyene kafir diyorsun. Şimdi burada belki bir düşünce sorunu var, belki bir yanlış. Ama şimdi bir de pohpohlanma şeyinde. Ama bu İslamcılar pohpohluyor. İşte onu. Ben de bunu anlamıyorum. Zaten beni niye tutmuyorlar? Kimseye uymuyorum yani. Ben haktan yana olalım. Lütfen ortada olalım, haktan yana olalım. Ya ben yanlış yaparsam beni de dinlemeyin yani. Bu böyle olmaz. 100 hadisli bir hadis bile uymuyor. Ben bu kadar hadis inceledim bu hususta. 400 tane rivayet bizzat yazmışım. Yok böyle bir şey. Zaten 1500'de kıyamet kopacak diyor. 1500'de kıyamet kopacağına göre mecbur çıkması lazım. Mecbur çıkınca da bir şeyde kimse çıkan yok. O hususta benim böyle olmaz. Nerede 1500'de kıyamet kopacak? 1500'de falan kıyamet kopacağına da hiçbir rivayet yok. Ta kaç yüz seneler var? Güneş batıdan da olsa 120 sene var. Kıyamet alametleri hakkında özel konuşmalarım çok var. Bütün hadislerle bunu inceleyin. Güneş batıdan doğsa 120 sene var. Nasıl? O zaman güneş batıdan mı doğacak? Son alamet güneş batıdan doğmasıdır. Ondan sonra bir 120 sene var. Ondan sonra 120 sene var. Yani bunu şimdi milleti korkutmak, bir yandan korku şeyi salarak efendim işte bana yönelin, bana ben sizi kurtaracağım işte falan. Yani İsa Aleyhisselam hani inmedi, Mehdi çıktıdan o Deccal çıkmadı. Dâbetül Arzı var. Bu bir yekün zaten. 10 alamet peş peşe. Bunlar çok kısa zamanda birbirinin peşine çıkacak. Artık o son süreç. Yani Mehdi nereden çıkmış? 30 senedir çıktı diyor şimdi. Ben de bunu bundan dedim. Fakat o ağır hakaret amiz beyanlar olmuş. Sizin gazetede de yayınlandı tabii. Evet. Ben sizin gazeteye kızmadım. Çünkü sizin gazete orada yanlış bir şey katmadı. Yok bizim varsa onu yayınladım. Katma yok. Yalnız orada isim vermiyor. Siz tabii isim olarak falan cevap. Orada katmış karıştırmış yok Ergenekon, Mergenekon bir şeyler hiç alakasız konuları birbirine. Yani bu adamı dinlemeyin. Niye dinlemeyin? Bugüne kadar dinle diyordunuz. Mehdi hakkında kitap yaz diyordunuz. Şimdi niye dinlemeyin? Sen Mehdi değilsin deyince dinlemeyin bunu. Bu sefer de gözden düşürmek için entrikalar olabilir. Fakat korkmamak lazım canım. Allah'tan korkmak lazım kimse. Yani bayağı bir entrika var bu piyasada. Tabii var. Şantaj piyasası işliyor. Her şey işliyor yani. Şimdi Ahmet Bey bir şey enteresan gelmedi.
Diyorsunuz ki 7 yaşından büyükse kız çocuklarını öpmeyin. Kendi çocuğunuz olsa dahi. Hı. Şimdi kızım var. Canım yani öpmeden duramam, sevmeden duramam. Yani eve gitsem de sarılsam diye beklerim. Niye insan kendi çocuğunu öpmesin dersiniz? Ona o, yani herkesin ruhunda bir sapıklık mı var? Yok, ben öpüyorum. Burada bir kapı kapama var. Seddi zeriat deniyor buna fıkıhta. Yani binlerce insan bir taneyi İslam hesap eder. Yani bir şeye bakarak geneller. Yani demez ki bunun 999'unda bu şey yok. Birinde olabilir. Olabiliyor zaten, annesiyle de yapan oluyor. Yani bu oluyor. Her şey oluyor. Hapishanelerde de var, her cins var. O biri baz alır, kapıyı kapar. Ama bu yani haramdır, şudur, budur masa değildir. Yani bir kontrol mekanizmasını işletmektir. Bence sen böyle bir, kendimde böyle bir sorun yok. Öpebiliyorum yani. Yani illa da çocuğunuzu sevmeyin değil bu yani. Olur mu ben, yani böyle bir şey olabilir mi? Ama orada bir incelik var. Şimdi pek yani Hanefi mezhebinde bir mesele var. Falan nikahla ilgili. O noktadan gidiliyor bu. O biraz ince mesele. Belki herkes anlayamaz onu. Yani insan yani bir insan işte efendim kızına dokunurken içinden bir nefsani istek geçse hanımın nikahı boş olur gibi bir durum var. Gibi konular. Burada şimdi mesele insan kendine bakacak. Kendini tartacak. Kendini tartacak. Kendinde böyle bir duygulanma ki normal insanda yoktur bu. Hastalıktır bu. Ona göre efendim baz alacak yani. Ve uzak dursun. Öyle bir şey olma ihtimali duyan uzak dursun. Yani milyonda bir ihtimal bile olsa. Şimdi fıkıhta böyle şeyler çok olur. Yani bir fetva verilir ama o binde biri içindir ama genel söylenir. Hocam son bir reklam arası vereceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Artık son yarım saatimiz, artık 25 dakika daha konuşa kapatalım. Nasıl olsa bir akşamda Murat Bardakçı, siz, ben ve müsaitse Yaşar Hoca da bir araya gelip daha uzun uzun, daha ilmi konulara o zaman gireriz. Çünkü benim bu konularda bir ilmim olmadığı malum. Estağfurullah. Bayağı kültürün birikiminiz var, ben takip ediyorum. Yani incelemenizden, okumanızdan. Evet, çok okuyorum ama okumanızdan. Derinlemesine bilgim olmadığı için bu konuda bir tartışmaya girme boyutunda kendimi hissetmediğim için daha ilmi kuvvetli kişilerle bir araya geliriz. Zaten tartışmada da ben galip geleyim, sen galip gelsin diye bir şey olmaz. Efendim isteyen ona inanır, isteyen bana inanır. Konuşma özgürlüğü var, inanma özgürlüğü de var. Bir boks maçı değil sonuçta. İnanma özgürlüğü de var, galip mağlup. Son bir ara vereceğim, sonra yine bir 10-15 dakika konuşuruz. Değerliciler, kısa bir ara, sonra devam ediyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bir soru geldi hocam, bunu bir size sorayım. Lütfen Cübbeli Hoca'ya sorar mısınız? Cemaate vaaz verirken yardım toplama amaçlı alınan bilezikler ve diğer yardımlar ne yapılıyor? Nereden toplanılıyormuş ki? Külliye döneminde o cami yapılırken vakıf vardı zaten. 10 sene evvel orada girdi çıktı muhasebesi var. Orada... bina duruyor zaten, şu anda değeri bilmem ne kadar. Yani orada binayı sırtımıza mı aldık götürdük? Yani bize soruyorsa bizimle alakalı kısmı bu, yoksa bizim İsmail Ağa'yla alakalı değil mi konu? İsmail Ağa'nın hiç böyle bir şey yok. Bunu Çarşamba'da orada yaşayan bir vatandaş sormuş. Ben bunu kendim orada Çavuşbaşı'nda yapılan yerde cami, Ahmet Yesevi Camisi. Hı hı. Ahmet Yesevi Camisi külliyesini karar alındı. Aynı cami yapar gibi. Nasıl ki bir vakıf cami yapıyor, şu anda Türkiye'nin her yerinde yapılan cami şeklinde. Yapıldı. Binada orada duruyor. Yani binanın değeri toplanandan kat kat fazla. Çünkü kendi katkılarımız da var. Babamdan katkı var. Ve özel insanlar da getirenler oldu. Şusunu busunu. Demirini, kömürünü. Orada çok büyük bir bina ve yani dibi çünkü 50 bin kişiyi çekecek cami şeyinde yapılmış. Dibine konan demirin parası, o fil ayakları, orada bir hesap yapılsın. Değer tespiti. Ya paralar oraya gitti o zaman. O zaman toplanan oraya gidiyordu zaten o inşaatı. Şimdi de öyle bir para toplanmıyor. O zaman devlet şeyi yapamıyordu, ne onun adı. 25 senede yapmıştı Ankara Kocatepe'yi. Biz burada 3 senede yaptık. Para nereye gidecek? Orada 20 bin metre kapalı alan var. Şu anda. Yani o parayla olacak iş değil zaten. Ona da insan aklı ermiyor. Allah'ın bir yardımı. Peki Ahmet Bey, şimdi siz
İslami bir yaşam tarzı sürüyorsunuz ve kendi yakın çevrenizde de bunu öğütlüyorsunuz. Bir an şöyle düşünelim. Türkiye'de 72 milyon insan sizin gibi yaşasa. Yani herkes ahireti düşünse ve deseler ki biz de aynen Cübbeli Ahmet Hoca gibi yaşayacağız işte. Siyasetle uğraşmayacağız, yönetmekle uğraşmayacağız. Sabah akşam dua edeceğiz, zikir edeceğiz, başka bir şey yapmayacağız. Dese herkes. Olur mu öyle şey? Ne olur memleketin hali? Şimdi Allah böyle bir şey murad etmiyor ki. Zaten diyor ki hadiste innemel emelü min rahmetillah. Uzun yaşayacağına ümitlenmek Allah'ın rahmetinden gelir. Niye? Allah acıdığı için kullarına ecelini bildirmemiş. Ve herkesi ümitli yapmış. Hepimiz ne kadar yaşayacağımız belli olmadığı için çok uzun hesaplardayız. Öbür türlü 10 senesi kalan dükkanı kapatacak. Öbürü tövbe edeyim, mezara gidecek falan, kafayı yiyecek. Bu durumdan dolayı Allah zaten bir ümitle eceli de bildirmeyerekten bu hayatın yaşamasını, nizamın devamını istemiş. Hatta bir ayet var. Allah diyor ki ben sizi yerde yarattım ve sizden orayı mamur etmenizi istiyorum diyor. Ecdadın bu kadar efendim binalar yapması, hanlar, hamamlar yapması, işyerleri yapması. Şu anda onların eserleri devam ediyor zaten. Yeni eserlerin hiçbiri o kadar uzun ömürlü olacağı benzemiyor. Bunlar hep dine, imana dayalı olarak yapıldı bu kadar kuvvetli binalar, sağlam binalar. Hele şey amme hizmetinde olanlar çok sağlam yapıldı. Öbür türlü evler ahşaptı. Şimdi Allah bizden dünyanın mamuriyetini istiyor. Burada herkes vazife taksimi var. Ben böyle bir şey talep etmiyor ki İslam zaten. Ticaret, tacir-i sadık muhannebiyin, doğru dürüst ticaret yapan peygamberlerle haşr olacak diyor. Ama o arada bir beş vakit namazın farzı var yani bunu kılar. Yani ille de böyle olmak gerekmiyor. Yok yok öyle bir şey gerekmiyor. Ondan sonra efendim İslam imara teşvik ediyor, ticarete çok teşvik ediyor. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Rızkın onda dokuzu ticarettedir hadis-i şerifler. İşte sabah erken kalkın ticaretinize gidin. Hatta diyor bir tarla 100 kilo buğday verme kapasitesindeyse diyor. Oradan 99 çıksa Allah sahibine soracak diyor. Niye verimi azalttın? Bunlar hep bizim üstadın da anlattığı şeyler. Çok yanlış anlaşılıyor tabii. Yani tamamen kapan inziva. Olur mu canım? Çoluk var, çocuk var, yiyecek, içecek herkes. Helal kazanacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Oturacağız, millet bize baksın. Böyle şey olur mu? İslam'da böyle bir şey var mı? Ben hocayım, millet bana bakacak. O zaman o demek olur yani. Ne yiyeceksin? Siz kitaplarla mı yaşıyorsunuz? Ben sabaha kadar kitap yazıyorum, akşama kadar kitap yazıyorum. Siz diyorsunuz 16 saat, ben de hemen hemen 16 saat çalışıyorum. Devamlı tahsim, kitabım. 37-40 tane eserim var. Peki, abi, diğer eserlerde iştirakim var. Dediniz ki buraya bir BMW ile geldim. Arkadaşlardan bir tanesinin BMW'si. Benim öyle lüks şeyim yok. Sizin kendi otomobiliniz yok mu? Kendim var. Bir işte 10-12 milyarlık bir şeydir. Ne? Bilmiyorum onu. Şavrole'nin o gazlı mazlı burada çıkanlardan. Eşinizin? Onun da arabası olabilir. Fakat yani lüksümüz hiç yok. Hep normal standarttır. Bilmiyorum ki ne markaları biliyorum ne bir şey biliyorum. O yani. Pahalı bir araba markalar mı? Değil pahalı. Pahalı bir şey değil. Şimdi onun babası da şey var. İşi var, gücü var. Oradan onlar yani ben çünkü alsam kendimi alırım zaten pahalıyı. Şimdi, pahalıyı kendim alırım. Yok şu bakımdan ben çok yol tepiyorum yani. Şeylere, vaazlara gidiyorsunuz. İlle vaazlara da değil. Yani ziyaretlere gidiyorum, kabir ziyaretine gidiyorum. Türbelere çok merakım var. Türbelerin çoğu kapalı biliyorsunuz. Niye? Bekçi olmadığı için kapalı çoğu türbelerin. Onları bilmiyorum. Padişah türbelerini yani. Padişah türbelerinden ziyade biz işte evliyaları, padişahlar da gideriz. Fatih yanımızda işte, Sultan Hamid. Peki bir dedikodu çıkmıştı. Eşinize çok pahalı bir yüzük hediye etmişsiniz. Yalan. Ondan hepsini ben orada cevaplandırdım o çıktığım kanalda. O cevapların hepsi var benim sistemde de. Yani hiç alakası yok. Kendi zaten kredi kartından çekti onu o. Orada dedim ki ne diyorsunuz ona? Slipini getir. Ha kredi kartı kullanıyorsunuz yani? Yok ben değil. O. Ha, eşin kredi kartı eşim değil. O bana bu iftirayı atan, bu kasetleri satan adam bunu şey verdi, röportaj verdi gazeteye. Ne dedi? İşte o pahalı işte şu 16 bin dolar bilmem ne. Ben de dedim ki benim kredi kartım yok. Alırken ondan aldık. Slipi onda. Getirsin dedim yani. Kaç paraydı? 5 bin dolar gibi bir şey olması lazım. 5 bin dolarlık bir yüzük o da almış. Dedi ki bana bunu, yüzük değil saat. Saat ha. Bunu da şey yaparız. Taksiden dedi. Dedi ki sen bana ayda işte 1 milyar falan ödeyebilir misin? İstersen 500 öde. Böyle bir imkan. Kendi yani şimdi onlar hep şey olacakmış ya malzeme. Peki şimdi yüzüğünüz pırlantalı. Erkek yok de... yüzüğün pırlantalı değil. Bu pırlantanın
Yani hiçbir değeri yok bunların. Küçük. Küçük küçük biliyorum. Kırıntı pırlantalar. Kırıntı pırlantalar. Yani ama Resulullah'ın Ali Şerifi diye. Maddi değeri çok yüksek değil de erkek ziynet takar mı? Takar. Böyle? Pırlanta takabilir. Caiz. Takabilir mi? Tabii. Ne caiz değildir mesela? Altın mı? Altın caiz değildir. Niye caiz değil altın? Şimdi orada nas var. Yani ama sonradan incelendi bu. Onu bilmiyorum araştırmalarını. Hadiste Efendimiz altından ipeyi kaldırdı gösterdi elinde. Bu sahih hadislerdir. Kütüb-i Sitte hadisleridir. Bu ikisi ümmetimin dişilerine helaldir. Erkeklerine haramdır. Erkek ipek yiyemez. Saf ipek yiyemez. Yani yüzdesi yarıyı geçerse çoğunluk kül hükmündedir. İpek ve altın erkeğe yasak. Ama bit gelmiyormuş ipeğe. Harplerde eski yıkanma imkanları olmadığı zaman da bitlenme tehlikesine karşı Hazreti Hüseyin Efendilerimiz falan ipek giyerdiler. Zaruret olursa ipek giyer. Yani o gibi şeyleri. Ama süs için giyemiyor. Yani normalde zaruret yokken giyemez. Sizin cemaatin böyle okulu açmak falan gibi bir şey var mı? Yok. Hiç böyle bir proje yoktur. Açmadınız, açma niyetiniz yok. De yok. Peki bir şey merak ediyorum. Şimdi kılık kıyafetiniz sizin. Baktığınız zaman Türkiye'de devrim kanunları diye bilinen kanunlara aykırı. Normalde böyle giyinmek Türkiye'de yasak. Ama yok yasak değil. Yani mesela sarık yasak. Sarık yasak. Kadına peçe yasak. Çarşaf yasak değil. Atatürk çarşafı yasak etmedi. Peçe yasak etti. Yani bizde hiç kanuna uymayan bir şey olmaz. Mesela takke bile yasak olsa şu diyelim. Bu beredir. Aha. Efendim yani burada bu noktada bir yasaklık yok. Ama işte peçe takarsa tabii kadın mı erkek mi karışıyor. Bu gibi konulardan yasaklar konmuş. Peki şeyi merak ediyorum. Cumhuriyet rejimiyle aranız nasıl? Yani bu rejimden bir şikayetiniz var mı? Bu rejim olmasaydı daha mı iyi olurdu diyorsunuz yoksa? Şimdi mesele şu. Yani laiklik denen laiklik Avrupa'daki anlamıyla uygulansa herkes rahat edecek. Ne o anlam? Yani herkese serbestlik verilecek. Serbest değil misiniz? Daha ne serbest olacaksınız? Şimdi serbestiz ama işte öbür türlü baskı. Mesela şimdi Deniz Baykal ne yaptı? Kalktı çarşaf açılımı yaptı falan. O bile yadırgandı yani. Adam normal bir şey yaptı. Yani normal bir şey yaptı. Dedi ki vatandaşın kıyafetidir, buna hakaret edilemez vesaire dedi. İyi bir şey aldı. Olumlu bir şey aldı. Ama öbür taraftan başka bir camiadan yani tam ters bir cami kalkıp birisi dedi ki ilkel kıyafet dedi. Ne perizden anlatırsınız memlekette kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani rey aldığı icabında çoğunluk kesime bu hakareti yapabiliyor. Bunu da kimse özür dileme lüzumu da hissetmiyor. Yani nasıl ilkel olur ya? İnsanlar kıyafetlerinden dolayı niye ilkel denebilir? Memlekette serbest olan kanunlar, çerçevesi, serbest hiçbir kıyafete ilkel denemez. İlkel ne demek ya? Mağaradan mı çıktı bu millet? Orada ne kültürlüler var, ne üniversite mezunları var, ne okur yazarlar var. Seni diyelim, onu diyen adamı sollayacak seviyede insanlar var. Kapanmış. Sen buna ilkel diyemezsin ki. Yani bu bazen ters kullanıldı. Ama şimdi işte bir açılım olsa biz buna katılıyoruz. Yani bunlar normal görelim arkadaşlar, ücü değil. Denmesini bekliyoruz yani. Peki siz mevcut hukuk düzenine karşı mısınız? Yani Türkiye bir şeriat hukukuyla mı yönetilmeli size göre? Bize göre diye bir şey yok. Şu anda böyle bir ortam yok. Zaman zemin kaymış gitmiş. Şimdi olmayan bir ortamda biz bununla efendim İslam'ın hükümleri Kur'an'da belirlenmiş. Ama bu efendim döndürülmüş, değiştirilmiş. Fakat burada bir özgürlük tesis edilmiş. Atatürk bunu uygulamış da bu özgürlüğü. Çok güzel uygulamış. Ben o zaman da dedim. Bizim Mahmut Efendi hocası Of'un yeni isimlerini bilmiyorum. Çıforuk Sokü Aşık Kutlu Efendi vardı mesela. Gitmiş Atatürk'ten şey almış. Ben demiş Kur'an okuyorum. Bakmış sahtekarlığı yok. Kıraat alimi meşhur. Ona yazılı vesika vermiş. Orada köyde duruyor. Yani okutabilirsin demiş. Evet. Yani Elmalı Hamdi Efendi'ye kendi parasını, para da vermiş kendinden. Ve bu Elmalı Hamdi Efendi ehli sünnet bir insan yani. Şimdi tam güzel yani onu bile hakem yapsak yani Atatürk'ün yazdırdığı bir tefsir yani. Onu bile hakem yapsak çoğu şeyler buzluğa kavuşur. Diğer hocalarla aramızdakini kastediyorum ihtilaflarda. Çünkü o tefsiri yazdırmış. Buhari tercüme ettirmiş. Yani en güzel kim yapıyorsa onu bulmuş. Ehil kimse onu bulmuş. Yani dememiş bana en uygun adamı bulun. Demiş ki bu din doğru anlaşılsın demiş. Bugün onun yaptırdığı tefsir Elmalı'nın üstüne Türkçe'de tefsir efendim yok. Buhari tercümesinin üstüne tercüme yok. Nedir yani şimdi burada bir sorun yok ki. Sonradan gelen bazı
çevreler bunu işte gücün eline alıp öbürünü bastırayım havasıyla sonra. Atatürk'ün vefatından sonra olan olaylar bazı var. Yaşanmış. İşte aşağıdan istismar olur, şudur budur. Ondan sonra yani zaten kendi kendine de içeride düzelmiş sonra. Yani o sorunlar içeride düzelmiş. Şu anda bir sorun görülmüyor. Ezan bir öyle dönmüş, böyle dönmüş. Yani camiler bir kapatılmış, açılmış. Camiler hiç kapatamamış canım. Bir kapatılma dönemi her geneli değil. Bir kısmı bazı savaş bahaneleriyle falan. Bayağı bir eski eser kayıp yani. O Edirne vesairede çok cami kayıp. Bunlar hiç Atatürk'ün döneminde değil yani. Rejimin kurucusunun bunlarla derdi olmamış. Sonradan işte belki yine bu siyasi çekişmelerle bunlar olmuş olabilir. Bunlar rejimin şeyi değil. Çünkü bu kendi arasında düzeltiyor zaten. Halk ona rey veriyor, ona rey veriyor. İstediği şekli getiriyor. Ama burada değişmez kanunlar var. Değişmez kanunların dokunulmasına talep edilmiyor. Bunun içinde de şimdi siz serbestlik meselesinde diyorsunuz ama bu bir zaman uygulanmadığı zaman da rafa kaldırıldığı bazı dönemler vardır. Şu anda işliyor yani. Bu hükümetten bahsetmiyorum. Epeydir işliyor yani. O Menderes açılımıyla türbeler, Eyüp Sultanlar işte cami. Bir Menderes açılımı var yani. Burada bir şey var. O açılımdan sonra bir raya girmiş. Yani toplumun müşterek değerlerinde artık ihtilaf çıkmamış yani. Bir ihtilaf yok şu anda. Peki siyasi partilerin cemaatler veya tarikatlar üzerinden siyaset yapmasını nasıl görüyorsun? Çok yanlış. Olacak iş mi? Günah haram yani. Kendi bir günah yapsa bu kadar insanı alet eder. Kendi bir yanlış karar alsa bu kadar insanın günahı vebali boynuna ya. Bu böyle bir şey olur mu? Niye siyasete alet edilecek ya? Bu Allah işi yani. Allah. Peki yarın bir siyasetçi size gelse dese ki Ahmet Hoca işte senin cemaate telkinde bulun, vaazlarında söyle, bize oylarını versinler, işte biz de sizin cemaate bir takım avantajlar sağlayalım. Diyemezler ki bunu, bizi bilirler zaten, gelen de yok. Açık kapı olmayınca girmez kimse. Yok mu böyle bir kapı? Bizde böyle bir kapı olmaz. Mümkün değil, neyi pazarlık edeceğiz? Herkes evinde, ibadetinde yani, ticareti varsa kendi el alında yani. Bunu bizde böyle bir oluşum bulamazlar zaten. Mümkün yok. Biz hiçbir siyasi partiyle malzeme olmuş değiliz. Yalnız vatanın bölünmemesi için. Efendim bu dış hassasiyeti, dış bağlantılar çok sıkıntılı. Yani bir taraf Vehhabi bağlantı, bir taraf bu Şia bağlantısı, bir taraf bu dış bağlantı, dışarılardan işte yardım almak, teslim almak, dış güçlerle irtibat. Yani siz Müslüman olsun, gavur olsun, bu çok tehlikeli bir şey. Ya, dış Müslümanlardan yardım almayı da zararlı mı buluyorsunuz? Zararlı. İran'dan da olsa, tabii zararlı. Suudi Arabistan'dan da olsa. Çünkü ona göre kendi itikadını empoze ediyor. Biz Osmanlı ecdadımızdan gelen kültür üzere sürdürmeliyiz. Bu karışır. Para veren yarın emir verir. Bu iyi bir şey değil. Hiç uygun görmüyoruz. Kendi yağımızla kavrulacağız. Ne var ki canım, biz gökdelen mi dikeceğiz canım? Herkes evinde ne yapacağını biliyor yani. İbadetini biliyor. Bunu ne yapmamız lazım da? Ahmet Bey, yaklaşık 3 saat oldu. Ve 3 saatte keyifli bir sohbet yaptık. Bir dakika gibi geçti. Vallahi hızlı geçti. 3 evet. Saat. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bir gün Bardakçı, Yaşar Nuri Öztürk. Şimdi o Yaşar Hoca'ya tam şey yapmayalım. Yani söz vermeyelim. Çünkü sözde durmam gerekir. Durmamız gerekiyor. Murat abimizle de birlikte olabiliriz. Ne zaman isterseniz bir müsait zamanı buluruz. Ama tamam. Yaşar Hoca'yla bir ön görüşmeler, bir istişareler yapalım bakalım ki. Çünkü neden? Bizden sebep herkes izler. Bu sefer şüpheye sokmayalım milleti. Şüpheye sokma sıkıntımız var. Ama hüccetimiz zayıf değil. Delillerimiz kavidir. Hüccetimiz hiç zayıf değil. Ben çekinmiyorum. Halkın yani anlayışına da haşa bir naks isnat etmiyorum. Fakat bir acabaya girerler de bir sıkıntı yaşamasınlar içlerinde. Ben üzülürüm insanı. Herkes inandığı gibi kalsın isterim. Yani. Peki. Çok ama ona da kapıyı ille kapatmıyorum. Kapatmayın, bence de kapatmayın. Kapatmıyorum. Yok ben şeyim yani yok. Ben bir şeyden çekindiğimden değil. Memleket açısından hayırlı bir program olur. Olabilir, yani çok, olabilir. İnsanlar keyifle, izleyiciler izlerler, faydalanırlar diye düşünüyorum. Ben yalnız böyle sizin gibi ortamlardan sabaha kadar konuş. Benim sorunum yok. Şimdi ses yükseltme ve sinir sistemi bozulursa benim bozulmayabilir. Karşı tarafında bozulursa yine iyi değil. Onu niye sinirlendirelim? Yok kimsenin bozulmaz. Oturur güzel güzel konuşuruz. Her şeyi sordum sizce. Siz de kendi dilediğiniz yanıtları, doğru bulduğunuz yanıtları verdiniz.
Bence hiçbir problem yok yani. Evet. Sağ olun. Değerli izleyiciler, konuğumuz Cübbeli Ahmet Hoca'ydı. Kendisini belki biraz daha yakından tanıma fırsatı buldunuz. Evinden Malta'daki jet ski maceralarına, Barbie bebeğe, servetine, var olduğu söylenen servetine, cemaatine ilişkin her türlü soruyu yanıtladı. Ve bir başka programda tekrar beraber olma, biraz daha derinlemesine, belki daha uzun süre konuşma sözünü de aldı kendisinden. Bakarsınız o programda Yaşar Nuri Öztürk de olabilir ve farklı bir boyutta da tartışabiliriz. Artık orada bizim hocayı ikna kabiliyetimize kaldı. İş sözünü vermedi ama olmaz da demedi. Kapıyı da kapatmadı. 3 saatlik bir programın sonuna geldik. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyoruz. Pazar akşamı Teke Tek Özel'de Murat Bardakçı'yla beraber yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.